Bana bak Fikriye. İki dil yumurta vermiyorsun. Bunları ben bir bir yazıyorum bir kenara, haberim olsun. Ya. Ama kaçı? Oğlum sen mi ilgilenirsin, ben mi şey yapayım ya? Öyle olmaz ya. İki dil... Ne oluyor lan? Günaydın Şevkat. Kahvaltı için sana börek getirdik. Aa, ne oluyor ya? Ne bileyim kızım. Altyazısını yüklememişler. Ben de sadece sesi duydum ya. Aa kızcağız, Feryat Figan bağırıyor ama siz burada hala duruyorsunuz. Ama baraj kurdunuz önümde. Nasıl şey yapayım? Açın 9-15 saat. Bırakın, bırakın. Hayır. Hayır. Niko, hadi koş çocuk, koş. Ya ne oluyor? Biri gırtlağına mı çöküyor bu kızın arkadaş ya? Kus, kus, kus. Uzak dur benden. Ettim, emanet ettim. Şevkat, Şevkat ne olur al şunu yatağımdan. Kızım sen buna mı bağırıyorsun bangır bangır? Aman be kızım. Ha yüreğimiz ağzımıza geldi. İlk defa yorum yap. Ya şu tavuk için mi kopardın bu kadar yaygarayı ya? Tavuk bu ya, tavuk. Tavuk yemeğe gelirken ne kadar güzel. Gel Barbara, gel. Sabah içtimansın da benim anlamam lazımdı zaten senin olmadan. Ya gözümü açtığım gibi tepemdeydi hayvan. Sen olsan ne yapardın? Günaydın derdim. Allah Allah. Laf ya. Hadi kızım gidelim. Şu pisliğin de anla. Ay! Bir şey olmaz, gübre ya. Allah Allah. Yürü, alo, tezenim, çatalgaram, çingenim. Doğru söyle kız, bülbül mü kaçtı senin içine? Sen konuşurken sanki bülbül şakıyor. Beni böyle güzel sözlerle kandıramazsın İsmail. Bir kadın olarak sevildiğimi hissettir bana. Nasıl hissettireyim ki tezenim? Beni görmeye gelebilirsin mesela. Nasıl geleyim kızım? Baban kırmızı çizgilerini açıkladı. Kızımın kara sularında yüzersen boğarım seni dedi. Hazır diyorum, Zeki telefon almışken. Sana gülücüklü emoji mi göndersem? Ya İsmail, Mecnun Leyla için çöllere düşüyor. Ferhat Şirin için dağları deliyor da. Sen bana gülücüklü emoji mi göndereceksin yani? Senin aşkın için yapabileceğin tek şey bu mu ya? Bu kadar olur mu tezenim? Ayrıyeten Face'den like'layım. Insta'dan kalpleyim. Hatta güzel bir cümle yaz. Twitch'ten RT yapayım seni. Yani bundan başka ne edeyim bilmem ki. Ay İsmail ne edersen et tamam mı? Bak sana son kez söylüyorum. Bugün beni buraya görmeye gelirsin gelirsin. Ya da bu aşka noktayı koyarım. Çok net. Koyma koyma. Koyarsan bana aşırı koyar çünkü. Tezenim canım benim. Bak o zaman ya şu şekilde yapayım. Bir hal bir yol düşüneyim. Bir şekil bulayım. Kendimi size doğru kanatlandırayım tamam? Tezenim öyle kötü kötü şeyler denir mi ya bana? He? Tamam halledeceğim tamam? Sıkıntı yapma. Tamam haydi. Öptüm haydi. Ben de öpüyorum İsmail. Aşkımla kal. Vay ne güzel kahvaltı hazırlamışsın ya. Tabii yani kahvaltı eve veda yemeğidir. Şimdi dışarı çıkıyoruz bütün gün sokaklarda ne yediğimiz belli ne içtiğimiz belli. Bari hani eve güzel veda edelim hesabı. Yalnız yumurta çok güzel olmuş. Ya o itti senin sabah ciyah ciyah ciyahladığın Barbara'nın yumurtası o. Ona bir özür borçlusun. Gerçi şimdi kümeste kızlarla seni çekiştiriyordur. Ev bayağı güzel olmuş ya. Yani size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ha. Ya yok, takım oynuyordu. Yani bütün mahalle yardım etti gerçi. Yani onun rol olmasa kolay kolay yapılacak iş değildi de. Gerçi boşa gidecek ya. Niye boşa gitsin? Ya sen şimdi Fransalarda falan yaşamışsın. Yani şimdi tabii buraya gelince buralar insana ilk başta bir cazip geliyor. Yani otantik falan geliyor. Ya bir de senin tabii doğduğun ev falan diye biraz orada duygusala da bağlamışsın ama yani o sobanın külünü dökmek için sabah dışarı çıkıp o bekçi donduran ayazını yiyince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Dayanamazsın yani. Sen öyle sanıyorsun. Ben zorluklarla mücadele edebilen bir insanım. Ayrıca yürüdüğün yolda zorluklar yoksa o yol seni iyi bir yere çıkartmaz unutma. Hayır ya inşallah dediğin gibi olur yani inşallah kalıcı olursun. Kalıcı derken? Hani içine siner anlamında ya. Uzun oturursun, yani dayanabilirsin gibisine. Allah Allah, neden dayanamayayım ki? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen buraya bir hafta bile dayanamazsın. Bu kadar da açık konuşuyorum yani. Ha ama gidersen de hiçbir şey demem yani. Kız hevesini aldı gitti derim. Merak etme, ben kendi ayaklarımın üstünde durabilen bir insanım.
Ayrıca buradan da öyle bir haftaya gideceğim falan yok. Hadi bakalım. Ben de diyorum ki en geç bir hafta içinde sen o babanın evindeki o güzelim şöminenin önündeki postun üstüne böyle atarsın kendini. Var mısın iddiaya? Varım. Hı. Ama baştan uyarayım. Kaybedeceğin iddiaya girme istersen. Sen rahat ol. Ben kaybedeceğim iddiaya girmem. Aha Barbara da şahit. Ay! Dur dur dur. Oo. Vallahi ben bir haftayı çok bile demişim sana ya. Pizzanızı getirdim efendim. Biz pizza istemedik ki. Ama içinizden geçirdiniz değil mi? Şöyle güzel bir pizza olsa da kutur kutur yesek ne güzel olur dediniz değil mi? Ya oğlum sen kafayı mı yedin ya? Sen benden dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Bizim pizzacımız yeni açıldı da promosyon maksadıyla dağıtıyoruz bu pizzaları. Afiyetleyin hatta. Başka aile efradımız falan varsa onlar da... Ne oluyor burada Bozkır? Promosyon pizza gelmiş. Aa, tamamen pizzacı dükkanımızı tanıtmak maksadıyla. Tatmak istemez misiniz? Yok yok, şimdi tatmayalım. Çok güzel kokuyor. Harika. Evde başka aile efradı var mı? Ne bileyim, evin peri masallarındaki gibi genç ve güzel bir kızı vardır misal. Onu da çağırın, o da yesin. Allah Allah. Ne vardı anne? Pizzam vardı tezene. Yemez miydin? Oğlum sen benim kızımın adını nereden biliyorsun lan? Nereden bileceğim ki? Yani tahmin ettim, kızınızda tam bir tezene tipi var. Merve değil, aa, Buse değil, Pelin Su hiç değil. Ondan Allah ben tezene dedim. Allah. Sen çıkar bakayım lan şunları bir. Ah! İsmail! İsmail! Yok yok, değilim. İsmail değilim. Ben ikiziyim İsmail'in. Tek yumurta ikizi. Adım İsrafil. Babam kafiyeli olsun diye İsmail'le İsrafil öyle koymuş adamı. Ben seni kafiyeli bir döveceğim, seni alıp yalnız bana bak, ben bulaşığa karışmam ha. Aman iyi tamam. İki parça şey zaten, hallederim ben. Overlockçu geldi. Overlockçu geldi. Arkadaş sabah sabah parçaladı kendini ya. Ne overlockçuymuş. Sen bırak şuraya, ben hallederim. Ha bana bak, biz iddiaya girdik ama benim bir şartım var. Neymiş? Öyle her başın sıkıştığında ikide bir... Yok işte Şevkat, ben şunu kaldıramıyorum, gel bir yardım et. Aman Şevkat, kanepeyi çek de bir arkasının tozunu alayım. Vay Şevkat, gel şu uhurcu bir kaldır da tepeye koyayım falan diye. Zırt pırt öyle çağırmak yok, yardım istemek yok. Kendi başını çaresine kendin bakacaksın. Merak etme canım, ben her işimi kendim görürüm, senden de yardım istemem. Ayrıca yalvarsam da yardım etme. İyi. İyi. Anlaştık. Bak hala ya. Hanımlar, bak kardeş, sabah sabah sen öyle mikrofonla bağırmak zorunda mısın ya? Herhalde. Yoksa valet mukirisinin ayağına geldiğinde nasıl haberin olacak? Bak hala mikrofonla cevap veriyor ya. Yok istemiyoruz overlock moverlock lazım. Lazım mı kız overlock? Değil, lazım değil overlock. Git başka yerde bağır. Belki vardır, senin haberin yoktur. İyi bak halı kenarlarına falan. Oğlum bela mısın la sen? Overlockçu! Hanımlar müjde, alın paspas. Oğlum bana bak, oraya gelirsem o mikrofonu senin gırtlağına sokarım. Bütün mahalleli de canlı yayında senin organlarının sesini dinler ha. Bekliyorum. Hadi gel. Şevkat, ne yapıyorsun ya? Bir de bana onu yapamazsın, bunu yapamazsın diye iddiaya giriyorsun benimle ya. Ne şu haline bak ya. Ne varmış halinde ya? Ya senin öfke kontrolü problemin var, farkında mısın? Bayağı sinir hastası bir psikopat gibi davranıyorsun. Senin kavga etmediğin Allah'ın bir günü var mı? Alakası yok. Ben özümde pamuk gibi bir insanım. Ha arada elim kolum böyle birilerinin ağzına gözüne çarpıyor olabilir. O yüzden en fazla hani belki sakat denebilir yani. Ama bayağı ruh hastası bir psikopat gibi görünüyorsun dışarıdan. Benim göbek adım mülayim bir kere. Ben özümde çok mülayim bir insanım. Ama paçalarımdan çekiyorlar kavgaya. Ama sana şunu da söyleyeyim. İstediğim an şak diye bir anda keser atarım bu kavga olaylarını. Vallahi. Vallahi. Tamam o zaman. Hadi bunun için de bir iddiaya girelim. Bir hafta hiç kavga etmeyeceksin. Var mısın? Varım. Varım tamam. Ben bir hafta kavga etmeyeceğim. Sen de bu evde bir hafta dayanabileceksin. Anlaştık. Tamam. Overlockçu geldi. Overlockçu ağamıza geldi. Yaktın, yaktın. Kulakları yaktın. Östeki borum tıkandı. Bak ben de geleceğim şimdi oraya senin gırtlak tellerini yakacağım. Gel, gel. Bekliyorum. Aklımda ya. Tamam, aklımda bir şey yok. Bağır kardeşim, bağır. O güzelim sesinle sağ, sol ortalığı yık geçir ya. Vallahi senin sesini nazarlardan korusun ya. Hatta bir tane de Neşet Baba'dan bir bozlak patlat da bütün şu kulağımızın pası ması bir dağılsın şöyle. Eyvallah, eyvallah. Gel, gel, sen de gel. Bütün bu mahallenin delisi bitmemiş. Overlockçu!
Hanımlar müjde! 9-15 kavgasından son anda dönüldü. Dönerim. Her türlü dönerim. Her türlü vites küçültür, pamuk gibi insan olur. Direksiyon bende artık. Kavga isteyen başka arabaya binsin kardeşim. Göreceğiz. Göreceğiz. Neyse hadi ben kaçtım. Şevkat dur gitme. Şu kanepenin yerini ben bir değiştirmek istiyordum. Ona bir... Aklımda. Aklında tabii. Dakika birden kendi kalene atıyordun golü. Neyse direkten döndü. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yaparım ben kendim. Ne olacak? Göreceğiz. Allah Allah. Göreceğiz bakalım. Ev mi yaman, sen mi yaman? Öyle Fransalarda bohem bohem matmazel hayatı yaşayıp resim yapmaya benzemez Esin Hanım. Bu mahalle adamı yudar yudar ey yavrum ey. Yaptığın atar hayatıma renk katar Şevkat. Giderin hoşuma gider. Sen yine neye celallendin böyle? Haydi söyle. Ya sabah sabah tribün güftesi gibi konuşup da benim sinirimi bozma şimdi var. Bu kız zaten kafamı ütüledi şimdi sen de kol alamam. Ne oldu ya sen niye sinirlendin? Ha? Mancınık ruhlum ya. Ya yok bir şey Esin ne iddiaya girdik ya. Ne? Ne? Ya tamam önemli değil ya. Bir dakika bir dakika. Sen şu an yalnız beni her türlü yanlış anlamayla baş başa bırakıyorsun farkındasın değil mi Şevkat? Ya ben buna dedim ki sen dedim ta dedim Fransalardan geldin bu hem hayatından geldin buralarda yaşayamazsın barınamazsın tutunamazsın falan dedim. Bu da dedi yok dedi ben dedi her türlü dedi zorla dedi göğüs geririm dedi bilmem ne dedi sen bana karışmasın benim başa çıkarım dedi bilmem ne işte bu. Ne yapacaksın Esin'e bahis mi oynayacaksın tövbe yarabbi ya. Yok yok Esin'e bahis oynamayacağım. Direkt Esin'e oynayacağım. Hiç yalan söylemeyeceğim Vora. Esin'in Paris'e dönmesine ben çok sevindim. Kızım, benim üzülmem senin hoşuna mı gidiyor? Ne alaka? İşler ciddileşmeden gitmesi iyi oldu bence. Hem böylece sen de artık önüne bakarsın. Nasıl yani önüne? Esin senin hayatını güzelleştirecek güzel insanları görmene engel oluyordu Bora. Böylece o engel ortadan kalktı. Bak biz senle sadece takılıyoruz tamam mı? Doğru, öyle başlamıştık Bora. Ama zaman içerisinde duygularımız değişti bence. Bizim çok güzel bir geleceğimiz oldu. Hemen hayal kurmaya başlamasan diyorum. Hayır sonrasında üzülmemen için. Ben her şeyi planladım bile Bora. Önümüzdeki tek engel Esin'di. O da gittiğine göre hiç engel kalmadı. Günaydın Şevkat. Günaydın. Günaydın Şevkat. Günaydın Şevkat. Şu. Günaydın çaycı. Çay çek bak. Günaydın. Yok. Ustamla sabah servisi. Bak oğlum bak sabah sabah seni selfie çubuğuyla döverim ha. Bir hafta hiç kavga etmeyeceksin. Var mısın? Varım. Varım. Ha, neyse dövmeyeceğim al. Allah Allah hasta falan mısın yoksa usta? Gel bakayım bir hadi şuna. Çek elini. Ne hastasın? Ne bileyim ben sen normalde gelişine yapıştıran bir adamdın vurmayınca. Hastasın falan ne düşündün? Düşünme koçum. Sen kendi işine gücüne bak. Bana doğrudan... Biraz yem hazırla, evdeki tavuklara götüreceğim. Fırla. Allah Allah, tamam. Ha bu arada... Paris'e giden uçak Esin'siz uçmak zorunda kaldı. Çünkü Esin evine geri döndü. Şaka yapıyorsun. Hadi Allah be. Be! Müthiş bir haber lan bu. Çok güzel lan. Yırttık vallahi yırttık. Harbi yırttık lan. Müthiş lan müthiş ya. Vallahi. Şevkat ya, Esin bizim onun için hazırladığımız evi beğenmiş mi? Vallahi çok beğendiğini söyledi. Ayrıca hepinize de... Ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Hani ben de size ileteyim, üzerimde kalmasın. İyi, sağ olsun. Aga o değildi, şimdi benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi Esin, hani güzel bir kız. Hani Dünyalet bacımız tabii, sıkıntı yok da hani... Bu kız kültürlü, okumuş etmiş, hani yurt dışında eğitim almış yani. Sosyetik, bakımlı falan filan. Aga şimdi senin gibi bir hüdükle bu kız nasıl komşuluk yapacak? Nasıl gezdirir? Seni şu camın çerçeveni indiririm ha. Sıkıntı yaşatırım bak. Neyse ki yapamıyorum. Haftaya perşembe müsait misin sen hocam? Kafam mı güzel? Ne diyorsun lan? Oğlum haftaya perşembe müsait misin? Uzatma. Sana 7-24 demişim. Tamam. Perşembe 9.30'a yazdım. 9.30'da kafanı gözünü yaracağım. Ben de ona geç kalma. Tamam. Olur. Hadi. Hayırlı işler. Kıyamet alameti la bu. Bunun şimdiye ya Selami ya camı indirmiş olması lazımdı. Ne oldu la buna? Çok enteresan. Ama şunu anladım ki, bu dünyada yaşayan en karmaşık canlı insan. Kolanın formülünü çözersin, insanı çözemezsin.
Sen hadi bir çay ver. Sabah sabah. Hadi geç. Çay ver. Geç. Aha. Ne yapıyorsun sen burada? Örtü silkeliyorum Esin. İyi de niye benim üstüme silkeliyorsun? Ne yapayım, evin içine mi dökülsün tozlar? Benim üstüme mi dökülsün tozlar? Ayrıca niye burada yani, niye bizim bahçemizde? Taran ayağıydık annemle. Böyle kalan da tavuklar beni dikkatsin diye silkeliveriyorum. Tabii sen sosyetik olduğun için yadırgarsın böyle şeyleri. Tahammülü zor yani. Yok, gayet de tahammül edilebilir bir durum benim için. Yok yok, bence buralar sana göre değil. Allah Allah, o niye? Bak etrafa, tavuklar, horozlar, çiftlik gibi yani burası. Sabah zaten bunlar yüzünden kafayı üşütüyordun. Ya anlayacağın, sana gelmez buralar. Buralar bana gelmezse ben buralara gelirim Bahar. Gördüğün gibi geldim de zaten. Ayrıca o sabah yaşanan olay öyle bir anlık tepkiydi yani, bir anda karşımda görünce. Hem kim İstanbul'da böyle bir hayat yaşıyor ki? Yani hoşuna mı gitti? Evet, hoşuma gitti tabii. Hatta bizim kızlara anlatmak için meraktan çıldırıyorum. Ay inşallah yarın yine gelir Barbara. Gün ışığım o benim. Bak İsincim, yani bence sen duramazsın buralarda. Allah Allah, siz ağız birliği mi yaptınız Şefkat'le? Anlamadım ki ben ya. Yok ya, yok ya. Nerede ağız birliği? Kısmet olmadı ki. Allah'ım. Olmuyor, kısmet olmuyor bir türlü zaten de. Ah yarabbim. Zaten neyse, bu yarım akılda iki güne kalmaz kapıyı açık bırakır. Bu tavuklar da kaçar gider. Şefkat'le mahalleyi bunun başına yıkar. Oh, ne güzel. Ben ne dedim ya? Ağzımdan çıkanı kulağım duydu nihayetinde. Evet, tavuklar. Gel. Haydi gel, hadi canım. Böyle koş. Aa, bak nereye gidiyor, gitmiyor evden. Dur, dur. Bırak sen bırak. Buyurun doktor bey. Merhaba, sağlık ocağından geliyorum. Aile hekiminiz doktor İlker Öztan'ı. Salgın var da sağlık taraması yapıyoruz. Hoş geldin. Hayır hayır, tokalaşmak yok. Salgın var. Aşırı tehlikeli. Şimdi salgını kapıda bırakmak adına bu kapıyı kapatalım. Ayakta kaldık. İçeri geçmez miyiz? Bence geçeriz. Buyurun. Ne salgını ya? Fransız gribi salgını efendim. Çok tehlikeli bir hastalık. Bel bölgenizde kaşıntı var mı? Yok. Ha? Hastalığa yakalananlar da kaşıntı olmuyor zaten. Misal bana bakın. Benim bel bölgemde aşırı derecede kaşıntı var. Neden derseniz ben hastalığa yakalanmadım. Ev halkını muayene etmem lazım. Hayırdır Bozkır? Efendim maalesef hayır değil. Keşke hayır olsaydı. Fransız gribi salgını. Ay gerçekten salgın mı var ya? Yeminle Hipokrat çarpsın ki var. Batılıların ilmini alacağımıza ala ala hastalığını almışız. Ne diyor bu Bozkır? Duydun işte Gülperi. Salgın varmış, doktor da geldi, kontrol ediyor. Hanımefendi, bel bölgenizde kaşıntı var mı? Yok. Yok, çünkü hastasınız. Muayene etmem lazım. Doktor hasta arasındaki mahremiyet babında dışarı çıkarsanız çok sevinirim. Hadi Bozkır, biz çıkalım. Hanımefendi, ateşinizi ölçmem lazım. Lütfen yanağıma bir öpücük kondurur musunuz? Ne diyorsun sen be? Tezene benim İsmail. İsmail? Ay, ama çok tatlı olmuşsun. Mecnun Leyla için çöllere düştü. Ferhat Aslı için dağlara deldi. Ben de senin için doktorluğuna girdim. Kıyamam sana çok tatlı olmuş. Sen de öyle sincap gibisin maşallah. Evet efendim, şehirlerde konakladığımız oteller 5 yıldız. Fiyatlarımız sadece bu ay için geçerli. Evet, ofisimize bekleriz. Tamam, tamam. İyi günler, iyi günler. Ya biliyorum 7000 kalori ama pasta yer miyiz? Aa, Esin! Oradan çıktın sen. Gel buraya, gel. Gel, gel. Hayrola? Ya ben gittim ama sizin hasretinize dayanamayıp geri döndüm. Ay şaka şaka gitmedim, hiç vazgeçtim. Aa, ama çok kararlıydın. Evet ama vazgeçtim. Anlatayım, gelin hadi. Hadi anlat. Neden vazgeçtin? Hadi anlat hadi.
Ya gerçekten gidiyordum. Hatta havaalanına kadar gittim ama Şevkat geldi. Son anda ikna etti işte beni. Gitmedim. Aa, nasıl oldu o? İşin özü şöyle. Benim aslında İstanbul'a neden geldiğimi anlamamı sağladı. O evle, geçmişimle, annemle bir bağ kurmama yardım etti. İyi ki de yardım etmiş. İyi ki de canım benim. Bu yüzden Şevkat'ın yeri artık bende çok başka. Aa, bir dakika, bir dakika. Esin, senin Şevkat'larında tam olarak ne var? O ne demek ya? Yani o seninle konuşuyor ve gitmiyorsun. Burada kalıyorsun. Evet ya. Bak biz o kadar uğraştık, başaramadık. Yani birbirini korumalar, kollamalar. Hani aranızda bir şey varsa söyle biz de bilelim. Allah Allah kızlar, ne olacak aramızda? Biliyorsunuz işte babam bizi birbirimize emanet etti. Biz de işte koruyup kolluyoruz. O kadar. Ha, tamam. Yani aranızda bir şey yok diyorsun. Yok. Sen aramızda bir şey yok diyorsun ama bana bir şeyler var gibi geliyor. Bilmiyorum artık. Evet, evet. Bak üstelik seni delirttiği de kesin. Ne kadar ayıp daha geldiğim gibi ya. Hiç özlememişsiniz beni. Vallahi ben uğraşamayacağım sizinle. Neye inanmak istiyorsanız ona inanın. Benim aklım şu hastada. Ya bir kahve söyle de yiyelim şunu artık. Dur, dur. Ya İsmail, senin pizzacı kılığında yediğin dayak yetmedi mi de şimdi doktor olarak geldin? Dayak değil, ipe götürseler senden vazgeçmem ki tezenim. Gerçi ipe götürseler belki vazgeçerim. O kadar da büyük konuşmamak lazım. Ne oldu? Kızımızın nesi varmış doktor bey? Size bir iyi bir de kötü haberim var. Ha, filmlerde gibi. Aynen. İyi haber, kızınız Fransız gribine yakalanmamış. Ay, çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Kötü haberse kızınız depresyona yakalanmış. Onu biliyoruz zaten. Evet, biz onu biliyoruz. Bildiğimiz için de bu mahalleye taşındık doktor bey. Yani gelmişken sorayım, acaba neden depresyonda? Neden olacak? Baskı yapıyorsunuz kıza. Benim tahminime göre bu kız bir oğlana sevdalanmış. Oğlan da bu kıza sevdalanmış ama siz bu kızı vermiyorsunuz. Hayır, neden vermiyorsunuz ben anlamıyorum ki. Yani oğlanın sesi güzel, bağlama çalıyor, mesleği de elinde çok şükür. Yani daha ne istiyorsunuz ya, sizin bu oğlanla ne alıp veremediğiniz var? Aa, İsmail! İsmail, İsmail! Lan gidemiş! Bir dakika, bir dakika. Çekil! Hadi hayırlısı organik diye verdi de bakalım. Tersi olmaz inşallah. Matilda? La bu bahçe kapısı niye açık? Bunların sesi soluğu da çıkmıyor. Matilda, kış içeri. Kış, kış, kış. Kış, kış içeri yavrum, kış. Lan, kış lan, kış Matilda ya. Amokachi, Barbara. Eh, bili, 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 bili. Neredesiniz ya? Barbara, kızım. Bak sabah öyle bağırdım diye şey yaptıysan gel vallahi bak konuşalım, affettim seni ya. Neredesiniz oğlum? Dönün şu yeşil sahalara dönün ya. Bili, 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 bili. Geç bili bili bili. Amokachi. Aferin şu Şevkat'e be. Seni bu Paris sevdasından nasıl vazgeçirdi? Baba ben beni emanet edecek kadar Şevkat'e neden güvendiğini şimdi anlıyorum. Yani adam deli. Bayağı gerçekten deli bu arada. Ama değer verdiği insanlar için elinden gelen ne varsa yapıyor. İsim. Bir şey daha var ama sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Neymiş babacığım, söylesene. Esin, aslında sen Şevkat'le... Cevdet Bey, misafiriniz var. Oo, Pascal, hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, siz adamım. Eyvallah, İyisiniz. Çok iyi. Çok iyiyim. Ne haber Pascal? İyiyim senden canım. İyidir. Geç şöyle, geç. Teşekkür ederim. Esin, sen gitmedin ya. Nasıl gidecek ya? Nasıl gidecek? Pascal o ne biçim söz öyle? Babasını bırakıp nereye gidecek bu kızı benim? Şevkat Bey mutlu olmuştur. Sen gitmedi, çok uğraştı ya. Öyle mi? Tabii ya. Bana o yala dedi. Ben de yalan söyledim. Vay, bunu bilmiyordum ben. Ha baba sen bir şey diyordun Pascal gelmeden önce. Şevkat sen falan. Sonra konuşuruz kızım. Sonra anlatırım ben sana. Pascal sen bu hazine işini ciddi ciddi düşünüyorsun ha? Baba ben de onu konuşmaya geldim.
Kapokaçi! Kapokaçi! Ya Pascal, sen şimdi bu hazinenin peşine ciddi ciddi düşeceksin ha. Bu harita işi beni heyecanlandırıyor. Pascal, kusura bakma ama ben bu haritanın bir hazineye çıkacağına inanmıyorum. Önemli değil. Yaşadığın heyecan gerçek. Düşünsene be canım. Ya hazini bulursak? İyi de senin paraya ihtiyacın yok ki. Benim yok ama canım. Çocukların var. Hepsini ayır kurumlarına veririz. Bravo. Tebrik ederim seni Pascal. Elimden gelen her türlü yardımı yapacağım sana. Acelesi yok. Kutlamadan sonra bakarız. Ne kutlaması? Nasıl ne kutlaması? Esem'in kalmasına kutlamayacak mıyız? Yani hiç planlamadık aslında biz ama olabilir. Ya olmaz öyle. Bu iş bende. Akşam sizi diskoya getiririm. Arkadaşlarıyla falan. Ama Şefkat olması olmaz. Tamam. Tamam o zaman ben bizim kızlara haber veririm. Şefkat'e de söylerim. Konuşuruz seninle, haberleşiriz. İnşallah canım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Avukatçı! Eşli, Barbara! Niko bir kahvenin önünde toplanın abi. Bir dakika. Avukatçı! Ne oldu Şefkat? Güzel. Bir kahvenin önünde toplanın abi. Kazım, hadi bir kahve. Amokachi, Barbara, Eşli, Firuzan. Yalla gel. Ne oluyor ya? Neredesiniz ya? Ya bakın, kendi rızanızla gelirseniz doğru. Vallahi kızmayacağım. Bak çıkın ortaya artık ya. Hangi sanslardan, kim açık bıraktı lan kapıyı? Şefkat, sen niye böyle sinirlisin? Ah, tabii benimki de soru ya. Sen ne zaman sinirli değilsin ki? Kafa basıncım yükselince sinir bende otomatik oluyor. Ya biri bahçe kapısını açık bırakmış. Bütün tavuklar kaçmış ya. Aa, bak sen. Neye bakayım? Kızım, bu ne böyle bir şey biliyormuş da söylemiyormuş gibi bakışların devirmeler falan. Varsa bir bildiğin dökül kızım. Vallahi sabah Esin tavuklardan şikayetçiydi. Yok yamuk yumurtluyorlarmış, yok efendim tepesine çıkıyorlarmış. Söylenip duruyor tavuklara. Esin mi yaptı diyor? Gazeten mi yaptı diyor yani? Ya niye böyle bir şey yapsın bu kız? Canına mı susadı? Beni delirtmeye mi çalışıyor? Abi, tabii beni delirtmeye çalışıyor. Şimdi ben tabii orada iddiadan da şey olunca aklı sıra beni ama ben bu tuzağa düşmem. Bak buraya yazıyorum, ben bu tuzağa düşmem. Hele ben şu tavukları bulayım, ben ondan sonra gösteririm ona. Sen sinirlenmeyecek misin? Bir beni dinleyin lan. Çok önemli bir durumla, çözülmesi gereken bir kriz ortamıyla karşı karşıyayız. Sizden yardım istiyorum. Hacı, Amokachi mi kaçmış ya? Hele Amokachi kaçmış. Biri bahçe kapısını açık bırakmış. Amokachi, bütün tavuklar kaçmış gitmiş. Gerçi kimin yaptığını aşağı yukarı tahmin ediyorum da şimdilik ses etmiyorum. Ama kim nasıl, neden böyle bir şey yapsın Şefkat? Vallahi bence kimin yaptığı belli de. Kim bu ya? Şefkat, şimdi senin bütün tavuklar böyle sokakta başıboş geziyor mu ya? Senin dilini koparırım lan tellak. Ben diyorum davuğum kaçmış, sen diyorsun saracak lavaş nerede? Yok yok, sen şimdi yanlış anladın beni tamam, Şefkat ya. Tamam, bakın kısa kesiyorum. Yardımınıza ihtiyacım var. Şimdi hep beraber şöyle toplanak bir dağılak. Sokaklarda, kuytuya, köşeye, aralara bilmem neler hep bakak şunları bir arayak gözünüzü seveyim hadi. Sebep? Ne demek lava? Sebep ne lan? Sebep ne? Bize ne lan senin tavuğundan, kümesinden? Manyak mısın lan? Esnaf adamız, işimiz gücümüz var. Senin tavuğunun rozunun peşine mi koşacağız lan biz? Lan hayvan, onlar sadece kümes hayvan değil lan. Onlar benim canım, ciğerim, ekmek param. Onlar gıda sektörünün yemekçileri. Komşu komşuya böyle mi yaparlar zor gününde? Hey! Bir dakika be ya, Şefkat haklı. Bence ona yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Esnafın kara gün dostu olduğunu ispatlamalıyız. Un kapanının İstanbul'da bir sen tadı olmadığını ispatlayacağız. O vefa olacaktı. Ben o aklıma gelmeyince bir sonraki durağa söyledim. Osu sen yürüyün. Tamam. Vefalılar! Ne kadarsa Balatlılar da o kadar. Sen buna bakma la. Ama kaçı canımız yerimiz ararız tabii oğlum. Evet iyice iyi haklı. Tavukların olmadığı bir gerçek ve gerçeği aramak... bulmaktan daha değerlidir. Sen yarışa gitmedin mi? Pistin kuzey etabında gelen olmuş. Yarış bir hafta ertelendi. Ne oldu? Beni görmek hoşuna gitmedi mi? Hiçbir zaman gitmiyor ki. Bu ne afra tafra ya? Esin geldi gitti, sana bir haller oldu.
Siz ayrıldınız mı? Sana ne? Esin seni niye bırakıp gitti? Sen onun sevgilisi değil misin? Sana ne dedim ya? Paris'e gidecek misin, gitmeyecek misin? Esin'le ilişkiniz sürüyor mu bilmek istiyorum. Bak, bizim ilişkimiz bitti. Esin küstü ve gitti. Bilmek istediğin başka bir şey var mı? Evet, var. Şimdi ne yapacağını bilmek istiyorum. Bunda bilmeyecek ne var ki? Tabii ki hayatıma bakacağım. Esin gider, başka bir kız gelir. Hayat böyle bir şey kız kardeşim. Tadı güzelmiş. Sen de iç. Bora, bir bana bakar mısın lütfen? Ne var güzel? Suratın alacağı rengi çok merak ediyorum Bora. Çünkü Esin gitmedi. Burada. Ne o? İnanmadın mı? Bak güzel, benimle oynama. Ben sadece arkadaşlarımla oynarım Bora. Esin'le birazdan buluşacağız zaten. Bora! Mor sana çok yakışıyor. Alo. Merhaba Esin. Nasılsın? İyiyim Bora. Ya ben sadece sesini duymak istedim. İyi olduğunu bilmek istedim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim diyemem. Ayrılışımız çok ani oldu Esin. Bizim ilişkimiz böyle bitmesin. Bak burada olduğunu biliyorum. Ve seni görmek istiyorum. Hemen olmaz Bora. Hemen buluşalım. Hemen Esin. Bak ayrılsak bile konuşup ayrılalım. Madem buradasın, bir kez göreyim seni. Artık beni istemeyebilirsin. Ama sevgimden kuşku duymadığını biliyorum. Ben sana müsait olduğum bir zaman mesaj atarım o zaman. Görüşürüz. Ulaşma onlara, gıcık onlar ya. Amokatçıya benziyordu lan o. Nutella, ama ne kapris yaptın sen ya. Ha onu lan. Değil. Yemden falan bir şey mi alaydık elimize? Yemin kokusuna falan gelirdi la belki. Ah, ama karşı. Kardeş merhaba. Buralarda tavuk horoz falan... Yok görmedim. Kardeş merhaba ya. Buralarda boş boş gezen tavuk horoz falan gördün mü? Ha? Bak yok. Bak bu Amokachi. Ha? Beşiktaşlı. Yok görmedim. Ya ama dur. Hemen karar verme. Bak belki şu fikrini değiştirmene yardımcı olur ha. Manyak mısın birader sen? Görmedim dedim. Al şu paranı. Lan oğlum dua et kavga etmemeye yemin ettim. Yoksa burada var ya seni harcardım ha. Değeni midir nedir ya? Kardeş. Amokachi. Evet. İşte burası. Nasıl? Güzel. Ya Esin, aslında benim hiç mimar bir arkadaşım var. Dükkanın fotoğraflarını çekersek bize yardımcı olabilir. Ay süper olur. Ya bir şey soracağım. Sizce de ortalık sessiz değil mi bugün? Evet ya. Kahvenin önünde de kimse yok. Dükkanlar da kapalı. Bir tuhaflık var kesin. Var evet. Ve bu tuhaflığın da bir sebebi var tabii. Neymiş sebebi, ne oluyor? Neymiş sebebi diyor bir de. Sensin, kim olacak? Tavuklar kaçtı. Ne alakası var? Niye benim yüzümden kaçsın? Ne yapacağım ben senin tavuklarını kaçırıp fidye mi isteyeceğim? Benim alakam yok kaçırılma meselesiyle falan. Ya Allah aşkına bir de şöyle bir sıkışık zamanda böyle kötü espriler yapma ya. Bahçe kapısını açık bırakmışsın. Bütün tavuklar kaçmış. Sabahtan beri hepimiz arayıp duruyor. Bulamadık daha. Bırakmadım ben bahçe kapısını açık falan ya.
yoksa bıraktın mı? Hadi buyur. Buyur işte ya. Daha ne yapıp ne yapmadığını bilmiyorsun. Şuur fukarası. Ya tamam, bıraktıysam da isteyerek bilerek bırakmadım. Hadi hep beraber arayalım şunları. Bence de aga, biraz da olayın faaliyle ara yani. Biz de gidelim dükkanlarımızı açalım, ekmeğimize bakalım kardeşim. Sabahtan beri oruç arıyoruz ya. Doğru söylüyor be ya. Vallahi siz bir arayın, bulamazsanız biz devreye gireriz tekrar. Benim de yapılacak tesisatlarım var zaten. Az size kolay gelsin. Merhaba yine. Nasıl bir şekilsin ya? Nasıl bir şekilsin? Hey, hadi o zaman gidelim buyurun. Ya şimdi ciddi ciddi biz tavuk mu arayacağız? Yok. Bir tane de horoz var. Amukachi. Ya siz gidin arayın. Şimdi biz bu topuklularla koşturamayız. Biz dükkanın fotoğraflarını çekelim. Evet. İyi. Öyle yapalım o zaman. Tamam, hadi. Hadi o zaman. Hop hop dur. Abi ne yapıyorsunuz? Kavgaya gitmiyoruz ya. Ayrılalım. Siz çünkü şöyle gidin abi. Siz çünkü şöyle gidin. Siz şöyle gidin. Biz şöyle gidelim. Dükkana gidiyor. Hadi. Peki, sağ ol. Ya arkadaşların da ne kadar hayırlı, ne kadar vefalı insanlarmış maşallah. Bir de nasıl da yardım etmeye gelmedi ha. Amukachi! Gel, bili 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 bili. Ya bağırıp durma, senin sesin gelmez o. Sen sadece bakın, görürsen bana haber ver. Ah, şaka! Şey değil mi bu, Barbara değil mi? Aa, yok değil, değil. Sen bizim Firuzan'a benzettin de değil o. Nereden anladın ya? Aynısı. Ben küçükken Mera'da tavuklar büyütmüş de oradan anladım. Tavukların eline doğmuşum ben. Laf! Ya ben bütün gün tavukların içinde yaşayan insanım. İnsan kendi bahçesinde beslediği tavukları tanımaz mı? Bak bunun arka budunda beyaz beyaz hareler var. Ha bak bizim Firuzan'da da var bunlar ama Firuzan da paçalarına doğru böyle açıla açıla geliyor. Boş boş konuşuyorsun yani. Ne bağırıyorsun be? Biz seninle bugün anlaşmadık mı? Sinirlenmek, atarlamak, kavga etmek falan yoktu hani. Bağırmıyorum ben. Sesim gür sadece. Ayrıca sen o bahçe kapısını açık bırakıp gitmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Amukachi! Ya biliyorum hiç yeri değil ama Pascal akşam bizi diskoya davet etti. Vallahi mi? Hı. Seni de özellikle çağırdı. Hakikaten de sırası değilmiş. Neyse gidelim bari madem o bebe özellikle davet etmiş. Ya var. Ama önce şu hayvanları bir bulak ya. Amukachi! Ya Niko ne yapıyorsun oğlum ya? Sevmiyorum ketçap. Biliyorsun inadına mı yapıyorsun, hepsine bulaştırıyorsun? Ketçap iyidir. Kırışıklıkları giderir. Genç gösterir. Oğlum ben yaşlı mıyım ki? Ben yaşlıyım. Of! Afiyet olsun çocuklar. Sağ olasın Marik abla, kolay gelsin. Oh, kolaysa başına gelsin. Lan ata ağzını hopur hopur yiyeceğine git, kadına yardım etsene. Hı. Tamam bırak. Ondan gelecek iyilik eksik olsun. O anca otursun, patatesini büyütsün. Ver mama, ver. Bırak, istemiyorum. Ver mama. İstemiyorum, dokunmayın. Sevmez, istemez. Bırak. Sevmez, ellerin yağlı ellerin. Ver, ver, ver. Ya bırak. Ver. Bırakın. İstemiyorum dedim sana. Ver şunu be. Ne yaptınız? Rezil ettiniz her şeyi be. İstemiyorum, dokunmayın. Benim işlerime yapmayın. Elle beber alırım. Sanki her dakika yardım etmişlermiş de. Size dedim ki ellemeyin bunları. Ama anlatamıyorum. Ne şunu? Mama. Ne şunu? Dişte öbürünü de ver. Koca foforlu. Allah'ım yarabbim sen vur. Allah'ım yarabbim. Oğlum sen ne pusu adamsın lan? Senin yüzünü nazarı şişiyorum ya. Karizma sen. Şevkat, bulabildiniz mi lan? Yok, yok kardeş, bulamadık. Yani girmediğimiz kümes, eşelemediğimiz folluk kalmadı. Yani sanki yer yarıldı. Lan! Ne yaptınız oğlum siz? Nasıl kıydınız da Amukachi mi? Ne diyorsun Şevkat? Lan Niko, hadi bu iblis, bu şeytanın kurnadığı yapar. Sen kapı komşuna nasıl kıydın Niko? Benim Amukachi'mi nasıl böyle yaptınız oğlum? Amukachi'mi böyle yolduğunuz gibi ben de sizi yolmam mı lan şimdi? Esto! Ne diyorsun anlamıyorum. Bir silkelen. Şevkat sakin ol. Nasıl olayım Esin?
Nasıl olayım, görmüyor musun? Yormuşlar orunumu. Almışlar işte amok ağacının kudu, amok ağacının nades kemiği ya. Bir de panelemişler hayvanı. Oğlum öldürürüm lan sizi, gebertirim. Canınızı alırım, canınızı. Oğlum manyak mısın lan? Niye kesip yiyelim biz senin horozunu? Lan bu tavuklar Türk bile değil, yurt dışından lan. Biz bunları dışarıdan söyledik. Ben de yedim. Siz benim amok ağacımı paneleyip yersiniz ama ben yemem oğlum. Oğlum gebertirim lan. Bence yapma. Sen bilirsin. Üzerine buruşmuş kardeş. Oo benim en sevdiğim sarı bıyıklı küçük esnaf kardeşim. Oo bak şimdi sana bir soru soracağım, tamam mı? Bütün iyi niyetimle, bütün güzelliğimle, bütün pozitif enerjimle bir soru soracağım. Sen de doğru cevap ver. Tamam mı kardeş? Oğlum iyi misin lan sen? Şimdi bana cevap ver. Amok ağacıyı kesip yediniz mi? Ben doğru cevap ver ama bak, amok ağacıyı kesip yediniz mi burada? Oğlum manyak mısın lan sen? Ben senin horozunu niye kesip yiyeyim? Bismillahirrahmanirrahim ya. Bak bir Şevkat, her türlü amok ağacı sanma. Hacı ben seni bunca zamandır tanıyorum, ilk defa bu kadar diplomatik şekilde görüyorum yani. Normalde sen adamı önce döversin sonra sorarsın yani. Bu kadar barışçıl olmak bünyeye biraz ters kardeşim. İsterse olmasın. Yani daha ilk günden iddiayı kaybetmek istiyorsa kendi bilir. İddia? Ne iddiası lan bu? Eşele mesela. Bu eşelediğin yerde sana kemik yok. Ört üstünü, ört. Öyle. Amok ağacı değil mi? Anam, amok ağacım, amok ağacı. Amok ağacım, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Aşk olsun sana. Oğlum senin yüzünden adımız tilkiye çıkıyordu lan. Girmediğimiz kümes kalmadı. Seni nerelerdesin sen? Ha? Yalnız bir dakika ya. Şu iddia mevzunu bir aydınlatsaydık ha? Aydınlatmayak kardeş. Benim gözüm kararmadan sen mevcut aydınlıkla idare et. Anam, Eşli, Barbara, Firuzan, Niko. Ben şunu eve bırakacağım. Sen şunlara bir göz kulak ol, ben de sonra alayım, tamam mı? Tamam. Hadi. Bak. Sen de benden uzak dur. Ya Cuma'yı görürseniz söyler misiniz bir benim eve uğrasın? Balkon gideri tıkanmış da. Ha, öyle bir iş varsa Cuma zaten kokusunu alır gelir. Ancak Esin Hanım, bize şu iddia meselesini bir anlatsanız. Ha? Ya Esin gerçekten şunu bize bir anlatsana, çok ihtiyacımız var. Bir aydınlatalım. Evet. Anlat bize, dinliyoruz biz. Ne anlatayım? Şimdi biz iddiaya girdik Şevkat'le bu sabah. Vallahi mekan çok şirinesin. Biraz el atınca hoş bir şey ortaya çıkabilir. Değil mi? Hı hı. Ama sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Hayırlı işler. Kolay gelsin Esin Hanım be. Buyur Cuma Usta. Çıkarma kalsın. Yok çıkarayım ben ya. Ben prensipli adamımdır. Çoraplarım temiz, merak etmeyin. Hayırdır, akarınız kokarınız mı var, beni aramışsınız? Ya balkonun gideri tıkanmış, ona bir baksana. Öyle mi ya? Sizin gider bana gelir olarak geri dönecek, öyle mi? Ne yapıyorsunuz kızlar be ya? Ha? İyiyiz. Esin'in açacağı galerinin hazırlığını yapıyoruz. Öyle mi ya? Yalnız bak, şey diyorum ama hatırlatayım ben size, o dükkanın da bir tesisatına bakmak lazım sonuçta. Eski dükkan, öyle değil mi? Akarı olur, kokarı olur. Tabii, ona bakarız da önce bir balkonu halledelim. Tabii, onu şey yaparız. Ha tabii be ya, ben onu... Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ben hallediyorum, kolay gelsin. Müsaadenizle. Kolay gelsin. Gel. Hadi bakalım. Siz devam, gıybet time. Kızlar, ben diyorum ki her duvarı aynı renge boyamayalım. Hani her duvar farklı farklı olsun. Ay bilemedim, çok iddialı olmaz mı ya öyle? Evet ya, sonuçta tablolar asılacak. Tabloları öne çıkaracak bir renk olmalı bence. Evet, duvarlar öyle hareketli olursa tablolar içinde kaybolabilir. Ben enerjiden dolayı. Siz devam edin, ben bir kahve suyu koyayım. Dur kızım, yaz misafir sayılırsanız ben yaparım. Bu bana hakaret mi etti? Yani evet. Biz misafir miyiz? Aşk olsun. Aşk olsun. Kim bu ya? Şu Şevkat yine sana söylenmeye gelmiş olmasın Esin. Ay yok artık.
Cuma Usta. Sen balkonda değil miydin ya? Düştüm be. İyi misin? İyiyim, yok bir şeyim. Ah, bir bacağım kıtladı o kadar yani. Aman. Siz ölmeyin, çalışmanıza bakın. Hadi bakalım. Allah Allah be. Merhaba. Kardeşim, işin ucunda iddia varsa Şevkat sonuna kadar dayanır. Allah Allah. Ya şimdi Şevkat yanında Esin olmadığı zaman bize dalarsa ne olacak? E o zaman yani sana da yanında Esin yok diye girişmedi ha? Siz Şevkat'i tanımamışsınız. Esin ortalıkta olmasa da hile yapacak adam değil o deli. Niko Bey çok doğru söylüyor. Bildiğin iddiaya ihanettir bu onun için ya. Öyle değil mi Selamiciğim? Aynen Boncuk. Şimdi anlayacağınız üzere de ne demek oluyor bu? Bir hafta boyunca Şevkat'i şevkatli kollarımızla saracağız. Ya diyorum ki acaba duvarları şu tuğla duvar panellerinden mi yapsak? Aa bak o da olur. Bir kafede görmüştük hatırlıyor musun sen hem? Ay evet evet. Ne demişti adam? Böyle Rumeli tuğla deseni miydi neydi? Ha bir aratsana internetten bakalım. Tamam. Yok. Yani? Yok. Tekrar merhabayım. Ben yine düştüm ya. Şu umudu tut bakalım aydınlandı ortalık biraz. İyi misin Cuma Usta? İyiyim ya, sağ olun. Siz nasılsınız? Çoluk çocuk nasıl? Gerçi siz bekardınız değil mi ya? Yok, o yüzden demedim. Düştün ya. Hayat işte ya. Düşe kalka mücadelemize devam ediyoruz. Ben şu gider eve gideyim, döneceğim ben size ya. Hiç merak etmeyin. Ay kusura bakmayın, ayakkabılarla girdim ya. Kalsın, çıkar. Hayır, hayır, hayır. Ben prensipleri olan adamım. Oy benim ya. Tamam. Allah Allah. Neden böyle oldu be? Şimdi birazdan adamlar buraya. Trolün babaannesini izleyin lan siz. Selo. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Herhalde oğlum. Bu fırsat kaçar mı ya? Ya asfalyalar atarsa Şevkat'ti. Senin o sarmak istediğin o şefkatli kollar. Sana sarılan Şevkat'in kolu olursa. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şevoş. Ne dedin sen? Tam anlayamadım. Ne dedim Şevoş? Bak yine dedin. Sen iste, ben hep derim. Şevoş'um benim. A3 etti. Demek ki kasten söylüyor. Ya bir yanlış anlaşılma, dil sürçmesi falan yok ortada yani. Yani. Ya sabır. Oğlum bak, elimde nimet var. Neyse, iyi tarafından bakak. Selam verdik, selam aldık. Değil mi? Hadi hayırlı işler küçük esnaf. Şimdi işmiş dedin de aklıma geldi. Neydi lan öyle az önce o geldin böyle bize falan filan gider yaptın burada. Yok horozumu kestiniz, tavuğumu kestiniz falan filan. Kızın yanında bize şekil şukul yapıyorsun. Kalbimi kırdın kardeşim. Gel buraya bakayım abinden özür dile çabuk. Kalbimi kırdın. Kalbimi paramparça ettin benim. Buraya gel çabuk. Abinden özür. Abinden özür dile dedim lan. At ağzı ne oldu zoruna mı gitti? Oğlum sana şimdi burada bir dalarım. Dalsana lan. Dalsana şekil şukul yapıyorsun. Dala da bakayım. Hadi dal. Özür dilerim tabii ya. Ne var ki? Özür dilerim kardeş. Aferin paşam, aferin. Adın neydi bakayım? Hayırlı olsun. Selami Taşbaşı. Selami. Aa, Selamicim senin Perşembe 9.30'da zaten randevun varmış. O zaman ben bunun ucunu açık bırakıyorum. Bütün öğleden önceyi sana ayırıyorum. Olur, olur. At ağızlı diyen arkadaştan özür dilendi. Abidendi. Kendisine abi dendi. Çok güzel. Aynen böyle. Perşembe görüşürüz kardeş. Vallahi konuştukça heyecanlandım. Bir an önce şu ustaları bulup galerinin tadilatına başlamak istiyorum. Ay bir şey söyleyeceğim. Neden usta tutuyoruz ki? Biz yapalım, biz boyayalım. Yani bir başkasına teslim edeceğimize istediğimiz gibi yaparız. Olur mu ki? Biz becerebilir miyiz? Keyifli bile olabilir. Cuma usta. Yok artık. Eğer Cuma ustaysa kesin tekerlekli sandalyededir. Eyvah.
Ay Cuma Usta! Artık anlamışsınızdır. Lakırdaya gerek yok. Ay, ay gel. Allah yavaş. İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Benden aşağıda biraz galiba bir tıkırtı var ama... Sen yine mi düştün ya? Sorma be. Gidiyorum, geliyorum. Eli boş dönüyorum. Bu sefer yumurta getirdim kümesten sıcak sıcak. Yani tavuk böyle tutmaz ama artık. Sağ ol Cuma Usta da sen böyle zırt pırt düşmeyi nasıl beceriyorsun ya? Öyle mi Nesin Hanım ya? Ben becerikli adamımdır ama... Siz isterseniz bana evin anahtarını verin. Böyle ikide bir kaldırmayayım ben size. Ben zahmet oluyor. Hakikaten mi? Yine mi düşeceksin yani? Valla alışmış bu durmuştan beterdir. Belli mi olur? Artık bir iki kere daha düşersem güvercinler gibi havalanırım bakarsında ya. Ah ah ah. Ben en iyisi işimin başına geçeyim. Balkon ne taraftaydı be? Ustam bu tarafta. Şurada. Tamam kızlar artık bir sonraki düşüşte görüşmek dileğiyle esen kalın. Yalnız kusura bakmayın ayakkabıları çıkartmayayım hiç dermanım kalmadı. Of be ya. Selamünaleyküm. Merhaba ya. Cuma Usta. Gel birazcık otur dinlensen artık. Vallahi çok iyi olur be. İn çık in çık yoruldum. Ay ona düş çık düş çık desek daha doğru olur herhalde. Öyle mi olur be? Ben sana bir kahve yapayım mı? Vallahi Esin Hanım içerim. Ölmüşlerinizin ruhuna değsin. Türk kahvesi tercihen benimki orta olursa sevinirim. İyi tamam hemen yapıyorum. Yemin ederim Newton yer çekimini bulmasaydı ben bugün kesin bulurdum ya. Bir kere sen bana niye öyle atarlı utarlı mutarlı konuşuyorsun bakayım ha? İbibik. Yok hamamın suyu bilmem ne olmuş, yok göbek taşı kararmış, yok efendim iş kıyafetlerime takarmış vesaire vesaire. Bir kere sen hancıysan ben hamamcıyım kardeşim, hamamcıyım. Kendi işine bak bakayım sen. İbibik. İbibik. Yok Kazımcığım ben hani işine karışmak değil de hani ben genel hijyen ve toplum sağlığı açısından sana bir takım uyarılarda bulunuyorum. Yani hala konuşuyorsun Can. İbibik diyorum bir kere daha sana. Ya hadi herkesin geldiği sakatısı var hadi ya. Şevkat, bana kızmadın değil mi? Yani aramızda bir şey yok. Yok. Kardeşim, ne olacak? Aşk olsun. Sana çarşamba 10 diyorum Kazım. Çarşamba 10. Tamam. Abla geç. Yeter artık, yeter. Bıktım senden, yeter. Bunca yıl çektiğim, saçını süpürge ettiğim. Al git emekli maaşını da istemiyorum. Bu yaştan sonra ne isteyeceğim ben senden? Sabır istiyorum, huzur istiyorum, huzur, huzur. Teyze, tanışıyoruz mu? Yok evladım. Ha ben öyle bildiğim bir paldır küldür bana giydirmeye başlayınca dedim herhalde ben tanıyamadım teyzeyi. Baktım herkes derdini sana anlatıyor, sana söylüyor. Gideyim ben de sana söyleyeyim dedim. Evdeki adamla konuşamadıklarımı, ona söyleyemediklerimi sana söyleyeyim dedim. Adama söylesem şuracıkta gidiverir. Anladım, anladım. Tamam teyzem. Yani içinde kaldıysa da şey yapabilirsin. İstiyorsan ne bileyim kafama gözüme terlikle falan girişebilirsin. Daha böyle içinde bir şeyler varsa. Hiç problem değil yani. Yok evladım, yok. Yetti bana bu kadar, yetti. Sağ ol. Sen de sağ ol teyzem. Ne zaman istersen öfkeni, acını, nefretini gelip üstüme kusabilirsin. Rahat ol. Hediye almışım. Ha, sen de ha İsmail. Ben de Şevkat beğenemedin mi? Bir kız isteyeceksin. Ne afra tafra attın la? Tak, tak, tak. O kız istenecek kardeşim. Yoksa sen bilirsin koca kafa. Koca kafa. Tamam İsmail'cim sana salı 11 diyorum. Çarşamba öğleden sonra salı dönürsün. Öyle mi? Tamam o zaman çarşamba 12.30 diyorum sana. Az önce teyze de bir sürü sövdü, saydırdı Şevkat. Bizi niye not alıyorsun? Onu yazmadık bir yere. O amme hizmeti kardeş. Toplu taşımada bile belli bir yaşın üstüne para alınmıyor. Hem sen o güzel kafanı bunlarla niye meşgul ediyorsun ki? Sayılı zaman çabuk geçer. Sen hayatın tadını çıkar, anı yaşa. Değil mi? Şurada çarşambaya ne kaldın? Haklısın kardeşim. Doğru diyorsun. Baba 10 kolu yumurta söz vermişti. Nerede la? Ağzım dilim yandırayım bu işleme ya. Esin Hanım yalnız düşerken dikkatimi çekti.
O gider borsunun dirseğinde çatlak var. Onu bir değiştirmek lazım ama ona bir icabına bakacağız artık. Aman ben seni belinden iple o balkon demirlerine bağlamadan hayatta müsaade etmem çalışmana. Dur ben alayım. Vallahi çok güzel fikir be ya. Vallahi yalnız ipi biraz uzun tutalım. Ben banyoya da gidiverim. Bak bu da benim aklıma geldi. Cuma Usta ben anlamadım. 3 defa düştü. Nasıl hiçbir şey olmadı sana? Allah'ın işi be ya. Yalnız her seferinde amokahçinin kümesinin üstüne düştüm. Oradan sekerekten geri. Yoksa maazallah beton etkisi yaratacaktı. Beton zaten tabii ki beton etkisi yaratır. O suya düşünce öyle deniyor. Doğru be ya. Vallahi evet. Ben bu kıza elektroşok verdiğimden beri akıllı, dimağı açıldı. Zekice konuşmalar gözlerinden fışkırıyor yani. Maşallah be. Yalnız Gizem Hanım, sizi acizane uyaracağım. Bu havalarda böyle açık dolaşırsanız sistit olursunuz be. Yumurtaları kıralım böyle tereyağlı bandırırız ekmekten. Midem kıyıldı benim be. Haftaya protein, karbonhidrat bayağı bir enerji depolamak lazım. Çok enerji harcayacağız. Miço, şuradan bana 2 yumurta kır da bir içeyim la. İşim olmaz bebeğim. Bu ne lan? Sen onu geç. Saat kaç usta, saat kaç? Buranın patronu kim? Sensin. Niye geç geliyorsun dükkanına? Nasıl örnek olacaksın çırağına? Sen de mi öğrendin la? Öğrendim, söğrendim. Seni ne ilgilendirir? Yumurtacı. O ne şefkatçi? Personel açtır diye yemek getirdiydim. Ha, sen de madem aklını yemişsin, kuru kuru yeme, yanında katık it dedim. Şu benim haftalığı arttırmayı şimdi bir gündem alalım koç. Koç. Oğlum. Bak ben bu deftere her şeyi bir not alıyorum lan. Sen, ben buraya anılarımı mı yazıyorum zannediyorsun? Kimsenin hakkı geçmesin, kime nasıl davranacağım diye bir not tutuyorum koç. Yumurtası. Tut usta. Allah Allah ya. Peki sıra sana geldiğinde beni kim tutacak aslanım he? Kimse tutması da olur usta. Şu bir haftanın ben bir tadını çıkarayım da sonra öldürsen de umurumda değil valla. Oğlum neyin intikamını alıyorsunuz la siz? İntikam değil usta. Business class deşarj. Ya senin o abi... Şşşt. Git bir çay söyle gel. Sonra cümlenin devamını getirirsin. Hadi koş. İki şekerli hızlı gel. Hadi bekliyorum koş. Sana... Yepyeni, tertemiz bir sayfa açıyorum Miço. Dikkatli aç da yırtılmasın bebeğim. Cuma tüm gün. Aşkımlar, canımlar, cicimler havada uçuştu. Koç yumurtası. Biraz curcun oldu falan tamam ama ilk günü alnının akıyla atlattın. Sen bu iddiayı kazanacaksın kızım. Ayrıca ne var yani bir hafta bu evde kalamamışım. Kalacağım tabii. Benim evim burası. Uf da biraz soğuk. Nasıl? Onu da yarın hallederim artık. O ne ya? Thank you.
var. Çabuk gel. Ne diyorsun kızım? Ne fısır fısır konuşuyorsun? Bağır biraz. Duymuyorum. Ay konuşamam. Konuşamam. Evde hırsız var. Hırsız var. Hırsız mı? Evet. Kızım emin misin? Eminim tabii. Şu an salonda bütün eşyalarımı topluyor. Ne olur çabuk gel. Hemen gelirdim de şimdi çizgi roman okuyorum ya. Bir de en heyecanlı yerindeyim biliyor musun? Bitsin ben bir ara uğrarım. Ya sen var. Sen manyak mısın? Benim burada odaya sığındım. Hırsız var diyorum evimde. Üf kızım ya şimdi beni o kadar yukarılara mukarılara çıkarttı mı? Ver hırsızı telefona ben onunla bir telefonla konuşayım. Şaka. Bak şakanın sırası değil. Çok rica ediyorum benim burada hayatım tehlike altında. Hayır şimdi geleceğim yardım edeceğim. Sen iddiayı kaybedeceksin ondan sonra bana ağlayacaksın. Hayır senin iddia... Şevkat bak iddiayı falan bırak. Hemen buraya gel. Hayatım tehlike altında diyorum. Ne olur emanet değil miyim ben sana ya? Tamam tamam geliyorum. Vallahi sen de daha ilk tırt mevzuda hemen yardım çağırdın ya helal olsun ha. Ne tırt? Korkudan gebereceğim ben burada çabuk gel. Hadi kapat kapat geliyorum hadi. Kolay gelsin kardeş. Ya dur dur nereye gidiyorsun ya? Dur dur ne acele ediyorsun gel. Dur sakin ol. Gel şu ışığı bir yakak. Gel. Ha dur şöyle. Şevkat, Şevkat. Şevkat iyi ki geldin ya. Tamam sakin ol. Burası buz gibi olmuş ya. Oo, Allah muhafaza hasta masta oluruz dur. Ben şu kapıyı bir kapatayım bekleyin. Kaçıyor. Dur, dur, dur. Abisi dur, dur. Ne panik yapın? Dur ya, sakin ol. Dur, iki dakika duralım şurada. Siz de şey yaptınız hemen, bas bas bağırıyorsunuz gece gece ya. Kusura bakma. Evet, seni de işinden gücünden alıkoyduk ama ne yapalım ya? Sen devam et lütfen. Ne? Sen ne yapıyorsun Şevkat? Ne var kızım? Adam alnının teriyle rızkının peşinde koşuyor. Ne karışıyorsun ya? Devam et kardeşim. Ne alnının teri ya? Benim evimden çaldı o elindekilerin hepsini. Ama öyle değil. Yani şimdi sen o kadar eşyayla merdiven in, merdiven çık, binalara dırman. Sen bu kadar işi yapsan sen nerelerin nelerin teller. Öyle mi kardeş? Sen devam et hadi. Ha dur, dur bak. Ver, ver. Korkudan dilim damağım kuruldu ya. Arkadaş, su iç. İç iç. İç iç, hepsini iç. Nasıl susamış, kana kana içiyor yazık. Heh. Evet. Artık bu kadar mola yeter. İşimizin başına gelelim. Hadi kaytarmak yok. Ya sen kendi işinin patronusun kardeşim. İnsan kendi işinden kaytarır mı ya? Hadi. Ben her şeyi topladım zaten ya. Bir şey kalmadı. Öyle mi? Ya bunların işi de çok zor aslında. Bakma. Değil mi? Senin sigortan falan var mı? Yok. Ya tabii sigorta sigorta da yok ama yaptır bence. Bireysel bireysel bir şeyler yaptır. Ha şimdi iyisin gençsin de bunun 10 sene sonrası 15 sene sonrası var. O merdivenleri o kadar kolay inip çıkamazsın. Binalara falan tırmanamazsın. Değil mi? Şevkat. Ne diyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne var kızım? Hiçbir şeye yardım etmeyecektim. İddiamız öyle değil miydi? Bari hırsıza yardım etme be. Ya ama onunla iddiaya girmedik ki. Allah Allah. Ne saçmalık ya. Yeter ben polisi arıyorum. Oo, akıllı telefon. Kim bilir kaç paradır ha. E tabii şimdi hırsız kardeş de bunu görünce atlar alır herhalde. Hayır, hayır, hayır. Telefonu ver. Telefonu. Yok, aldı artık. Artık aldı. Alınan mal geri verilmez. Öyle mi kardeşim? E sen de niye çıkarıyorsun hırsızın önünde telefonunu? Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokuyorsun. Alır tabii adam, almayacak. Öyle mi kardeş? Bana müsaade. Ha, kaçıyor mu kardeş? E tamam. İyice baktın değil mi? Her şeyi toparladın. Baktım evet. Ha iyi. Tamam o zaman görüşürüz. Bana da gel, ben alt katta oturuyorum. Ha dur dur, bir dakika dur. Ne biçim şaka bu ya? Anlamıştım zaten ben. Ama görürsün şimdi. Şevkat senin ağzını burun... Ne yapıyorsun? Bak bu kızın babası antikacı. Bu çok bağlı bir şeye benziyor. Herhalde gümüş falandır sen bununla. Ay olmaz. O çok eski 100 yıllık şapka da olmaz. 100 yıllık mı? Oh, epey de eskiymiş ha. Ay daha çok para. Ay değil mi? Daha çok para. Hadi şu kapının kilidini döndür çık. Hadi görüşürüz. Gidiyor gidiyor. Gidiyor. Tutsana şunu gidiyor. Ya gitsin. Ya. Ne yapacaksın sanki Allah Allah. Ne yapıyorsun sen ya? Kızım. Anlaşmamız böyleydi. Yalvarsam da bana yardım etmeyeceksin demiştin. Tamam işte bitti gitti. Bir daha da bağırıp çağırıp beni rahatsız etme. Hadi iyi geceler. Allah cezanı versin. Ne yapıyorum ya? Ya İbiş.
sen Şevkat Yerimdar'a emanet edilmiş bir kızın evini öyle elini kolunu sallaya sallaya soyabileceğini mi sandın lan? Abi. Babaya dua et, kavga etmemeye yemin ettim. Yoksa var ya seni yukarıda duvardan duvara halı gibi düşerdim ha. Yürü. Yürü. Abi ne olur affet. Alayım. Al bunları. Bırak beni ya. Sus lan. Oğlum seni dövmeden karakola götürmek nasıl koyuyor biliyor musun sen? Aklına bak. Lan bal tutan parmağını yalamaz mı? Yalayamıyoruz işte. Ya nereden girdim şu iddiaya ya? Gel bakayım gel. Abi nereye gidiyoruz ya? Çal la kapıyı. Abi ne oluyor ya? Sürpriz. Hayırdır Şevkat? Gecenin bu saatinde. La oğlum sen hakikaten kafayı yemişsin. Ne bu hal la? Ne var ki ya Allah Allah. Peştemal'den pijamam işte. Tamam neyse. Ya şu arkadaşa bir iki tane sağlamından ekleştirsen. Niye ki? Ne yaptı? Ya karıştırma. Hak etti. Ya hak etti. Ha o zaman tamam. Gel lan buraya. Dur gözünü seveyim. Dur burada yapma. Şimdi canım çekecek bir tarafım pişecek. Al sen bunu içeride dur. Ha iyi hadi bakayım. Gel lan. İçeri. Gel. Bak Kazım. Kazım. Ne var Şevkat ya? Ya oğlum kafasına gözüne çok vurma. Karakola götüreceğim ben bunu ya. Belden aşağı çalış biraz. Tamam tamam merak etme. Ne? Hadi böyle. Allah. 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 Oh, oha, oha. Şey var ya. Kazım yeter Kazım. Tamam yeter. Ya Şevkat ne var? Bir ağız tadıyla dövdürmedin adamı ya. Tamam abi. Yeter ver artık ya. Vereyim mi? Ya ver hadi ver ya. Gel lan. Gel. Ye! Gel buraya. İyi la şu montumu. İyi. Üşüteceğim, üşüteceğim ondan sonra başıma kalacağım. Şu. Şevkat iki tane daha çaksaydım ya. Ya tamam oğlum yeter. Kazım eline sağlık kardeş. Sen üzerine düşeni yaptın sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Allah Allah. Ah, merhaba tekrar nasılsın? Alın içeri. Hırsı şey yaptın değil mi? Onu... Hayrola Şevkat? Merhaba komiserim nasılsın? Sağ ol. Hayır hayır ya. Şimdi ben akşam evde uzanıyordum falan. Sizden yalnız şöyle bir ricam olacak. Şimdi hırsızı buraya benim getirdiğimden Esin'in haberi olmasa... yani ben sanki hırsızı işte elimden kaçırmış gibi olmuş da... sizin sokakta mesela elemanlar yakalamış bir şeyler. Polis memur arkadaşlar devreye gezerken. Niye ki? Şimdi bir Esin'le bir mevzumuz vardı aramızda. Çok da önemli değil yani detaya girmenin alemi yok. Bundan dolayı hani benim hiç alakam yokmuş da sanki ben böyle malmışsın. Yakalayamamışsın hırsızı. Sizin çocuklar falan diye şüphelenmişler falan. Onlar yakalamış getirmiş gibi yapsak. Tamam gerisini hallederiz. Çok sağ ol Allah razı olsun. Var mı bir isteğim? Kolay gelsin devre. El meseleler. Abdullah abi kolay gelsin. Nasılsın? Olan nasıl olur? Kolay gelsin abi. Evet, her şey burada yerli yerinde görünüyor. Çok teşekkür ederim. Peki nasıl yakaladınız siz bu hırsızı? Arkadaşlar şüphelenip çevirmişler. Kısa bir sorgudan sonra söyledi hangi eve girdiğini. Ne kadar sevindim size anlatamam. Çok teşekkür ederim memur bey. Şuraya imdat. Tabii. İyi geceler. İyi geceler. Tekrar teşekkür ederim. Av ve avcının mücadelesinde bir kez daha kazanan avcı oluyor. Ötten aslan. Aslan sürüsü hemen ziyafete başlıyor. Ne oldu yine? Pes edeyim, iddiayı kaybedeyim diye çok uğraştın. Ama başarısız oldun Şevkat. Polisler hırsızı yakalamış. Bütün eşyalarımı geri getirdiler. Hadi ya. Vay anasını. Bak gördün mü? Adamın işi ne kadar zor. Yani bütün emekleri boşa gitti şimdi. Sen dua et, suçu ortağı alarak senin ismini yazdırmadım ben. Edeydin keşke. Vallahi en azından biraz nezarette kafa dinlerdim. Sen böyle zırt pırt arayamazdın. Anlayacağın Şevkat'cığım, senin yardımın olmadan... ben burada evimde gül gibi de yaşar giderim. Hadi iyi geceler. Önümüzdeki bir hafta boyunca... Sana da iyi geceler. Gerekse... Ya, Şevkat yerimler buradayken senin kılına zarar veremezler. Kızım rahat ol. Of. Fakat bu ısınma problemini acilen çözüm bulmam lazım. Oh.
Ya arkadaşlar bir şey soracağım. İnsan yaşadığı yere kaka yapar mı? Yani buraya yatıyorsunuz, uyuyorsunuz böyle. Size dışarıda yeri yaptık ya. Yattığımız yere kakamızı yapmıyoruz ya. Gidin bak orada ne kadar size şey yaptım, tesis kurdum ya. Gidin oraya yapın abi. Bu ne be? Balak'ta Norveç soğuğu yaşıyoruz resmen. Şekil dolu. Arkadaş bir sabah da çığlık atmadan uyan ya. Bir sabah da çığlık atmadan. Her sabah alışkanlık. Geldim, geldim emanet, geldim. Bana bak, kaçmayın ha, kapıyı açık bırakıyorum. Yapıyorsanız da oraya yapın kakanız. Geldim. Ne hırsız mı girdi yoksa? Anahtar mı yaptı bu la bu çakal? Ne oldu kız? Bir şey yok. Yılan çok kötü. Koltuğun altında ne olur. Ne var? Yılan falan mı kız yoksa? Değil. Çok fena ama çok korkuyorum. Akrep? Değil ya. Al şunu. İguana? Ya gerçi iguananın da ne iş var burada ya? Koltuğun arkasında. Dikkat et. Dikkat et. Bundan mı korktun? Şuncacık örümcek için mi bu kadar cayır cayır bağırdın ya? Ya kızım evinizde köpek, kedi besliyorsunuz, ondan korkmuyorsunuz da şuncacık parmak ucu kadar örümcekten mi korkuyorsunuz ya? Ya o da hayvan, bu da hayvan ya. Resmen ayrımcılık. Ya bırak felsefe yapmayı. Al çıkar şunu evimden. Çok korkuyorum, ne olur. Hadi hadi. Bir dakika. Yani sen şimdi Şevkat, ben çok çaresizim. İşte ne olur bana yardım et. Elini ayağını öpeyim. İşte al şu örümceği evinden. İddia umurunda değil. Tamam kabul, kral sensin mi diyorsun bana? Demiyorum. Demiyorum ya. İstemiyorum yardımını, ben hallederim. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Yalnız buna ben baktım, biraz üstünde böyle tüyler müyler de var. Bunlar bir zıpladı mıydı? 2 metre, 3 metre zıplar adamın suratına patlar vallahi. Örümcek, örümcek çok rica etsem terk eder misin evimi? Baksana zarar vermek istemiyorum. Kış! Kış! Kış ne ya? Tavuk mu bu? Hoşt! Börst! Usta be. Her şeyi tamir ettin. Bir benim şu kırık göğünümü tamir edemedin. Oğlum be ya. Senin göğününün kırıklığını ben tamir edemem ki kızım. Onun ustasının adı teze nedir? Sen ona gideceksin. Ona da gidemiyorum ki. Neden dersen Bozgır Bey'in evinin kıta sahanlığını ihlal ettim diye bana bir ton sopa attı. Hayır, ne edeceğim bilmem ki. İsmail, sen hiç küçükken tığla hiç kulağın kaşıdın mı ya? Tığ böyle kulağın derinliklerine soktu mu acaba? Yo, neden? Beynin deforme olmuş oğlum senin. Ne edeceğim ben şimdi? Ne demek ne edeceğim? Madem bu kadar yanıksın, madem bu kadar aşıksın, gideceğin kızı babasından isteyeceğim oğlum. Usta ben senin bir elini öpüyorum. Hayırdır Şahin? Ustacığım, sen benim için tezeneyi babasından ister misin? Hayatta olmaz öyle bir şey, yok ya. Olmaz abicim. O aile bana çok gıcıktır. Şofeni yapamadım, evi birbirine kattım diye beni kapıdan içeri sokmaz. Bırak kız istemeyi yani. Sen şey yapacaksın be ya. Şevkat'e gideceksin. Söyle Şevkat istesin kızı babasından. Hadi bakalım. Vay be. Ustamız dedik, elini öptük. Şimdi gidip ıslak mendille ağzımı sileyim bari. İsmail. İsmail. Sen kiminin havasını atıyorsun lan? Atıyorsun. Artist'e bak, özlü sözlere geçti burada. Aşıksın diye bir şey değil mi? Yem trakanı ha. Allah. Hey yavrum hey. Ekmeklere bak. Oo, emanet. Oo, sıcacık ya burası. Şevkat, benim ev buz gibi donuyorum ya. Donarsın tabii. Sobayı kurman lazım. Tabii becerebilirsin. Beceririm. De şey, boru yok ki. Boru var ya şeyde, aşağıda bodrumda var boru. Oradan alır kurarsın. De şey, bunun bir kullanma kılavuzu falan var mı?
Kullanmak var tabii var. Bir şey kitapçı var da o Osmanlıcadır. Onu şey yapamazsın. İnternetten onun aplikasyonu indirirsin. Tableti oradan şey yaparsın. Dalga mı geçiyorsun kızım? Allah'ım borusu la ucuca takacaksın geçireceksin oldu bitti ya. İyi tamam. Ben çıkarırım hallederim onu sonra. Oh! Oh valla. Sen beni burada lafa tutup ayaküstü iyi ısındın ha. Çık. Hadi bakalım hadi. Aa. Çık 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 çık. İddia böyle kızım yapacak bir şey yok. Herkes kendi sobasını kendi kuracak. Ne kadar kabasın ya. Kur sobanı, ısıt odanı. Hadi. Hadi hadi ev soğuyor ya hadi. Az daha abanayım da şuna. Vallahi çocuklar bir hata yaptınız. Gelip buraya demediğimi bırakmadım size. Vallahi az bile dedim be Cevdet amca. Vallahi biz fazlasını hak ettik. Şimdi de Esin'in burada kalması için her şeyi yaptınız. Gidip bir teşekkür edeyim, çocukların gönlünü alayım dedim. Lafı mı olur Cevdet Bey? Çok sevdik biz Esin'i, değil mi lan? Evet vallahi. Ben anlamam Malik Hanım. Borcunuzu hafta sonuna kadar ödediniz, ödediniz. Ödemediğiniz takdirde haciz işlemlerine başlarım. Ne oluyor orada? Kim bu adam? Toptancının avukatı Cevdet Bey amca. Malik abla 3 aydır sıkışık da borçlarını ödeyemiyor. Bu herif de kadını deli etti. 3 aydır deli etti kadını. Allah Allah. Malika Hanım kirasını muntazam ödüyor. Size karşı hayatta mahcup olmak istemez. Aynen. Biz kaç defa söyledik. Hani Cevdet Bey yardımcı olur, biraz esnek davranır, et meyleme. Yok. Nuh dedi, peygamber demedi. 2 eli kanda olsun öder o senin paranı. Peki ben yardımcı olsam ne der acaba? Sakın, sakın Cevdet amca bak. Biz Marika ablayı yıllardır tanıyoruz. Bizim annemiz sayılır. Yemin ediyorum sen bu teklifle git, kadın kahrından ölür ya. Çok utandırırsınız onu. Yapmayın ya. Peki ne yapalım? Şevkat! Başkanım! Şevkat! Şevkat! Afiyet olsun kardeşim. Günaydın. Günaydın. Günaydın dediysem, seninle başlayan gün nasıl aydın olacaksa. Hayırdır? Hayırdır dediğime de bakma lafın gelişi ya. Senin içinde olduğun bir durum pek hayır olmaz gerçi. Ne var? Ne var dediğimde bakma sana ne olacak ya söyle. Ufak bir ricam olacaktı. Hemen ayaküstü nasıl gömdün beni kardeşim ya? Hadi konuş tamam. Acaba diyecektim tezeni bana ister misin? Ya oğlum sen sabah kahvaltıda çay yerine tuzluğu falan mı içtin? Neyin kafası la bu? Ne yapacağız yani adamın kapısında dayanıp... Bozkır Bey iyi günler. Varsa fazla kızınızı alabilir miyiz, isteyebilir miyiz mi diyeceğiz? Manyak mısın oğlum sen? Yürü git ya. Olmaz Şevkat. Sen bana tezeneyi istemeden şuradan şuraya bir adım atma. Bekle o zaman orada. Bir konuşalım. Hemen, hemen camı çerçeveye kapatma Şevkat. Bak kardeşim. Şevkat. İyi günler Marika Hanım. Ah hoş geldiniz Cevdet Beyciğim. Buyurun efendim oturun oturun. Ben size hemen bir orta kahve söyleyeyim. Hiç zahmet etmeyin. Ismarlayacağınızı bildiğim için gelirken söyledim getiririm birazdan. Kızı görmeye geldiniz Seral. Evet hem onu göreyim hem size bir teşekkür edeyim dedim. Esini bağrınıza basmışsınız. Ah ah Cevdet Beyciğim o bize emanettir. Ama o kadar daha geliyor ki. Öyle güzel yüreklidir, öyle güzel yüzü vardır ki. Bence o biraz size çekmiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Cevdet Bey, izniniz olursa size bir şey sormak isterim. Esin, acaba Sevkat'le beşik yetmesi olduğunu bilir mi, söylediniz mi? Yok, bilmiyor. Ben birkaç kez söylemek... Cesaretini aradım ama bulamadım. Ne dersiniz? Söylemem iyi olur mu acaba? Bilmem ama Sevkat de bilmiyor. Rahmetli anacığı ölüm döşeğindeyken söylemiş. Ama adını söylememiş. Peki. Neyse. Sonra hallederiz o işi. Söyleyeyim bakalım şimdi. Sizin işler nasıl? İşler aman o kadar iyidir, o kadar iyidir ki böyle dolup taşıyor. Mal yetiştiremiyoruz dükkana. Aa. Allah'ım ne zor bir iş bu ya. Soba borusu değil, Bakü Ceyhan boru hattı sanki. Bu ne ya?
Oo, zobayı nasıl taşıdın pehlivan? Sana ne? İyi, kokmuştur diye sana kızarmış ekmek getirdim. Bakayım. Yalnız tek kelimeyle mükemmel. Yani tam bir post ekspresyonist dışa vurumcu sanat eseri örneği. Yani adeta Salvador Dali'nin çağdaşı. Şevkat, bak zaten sinirlerim tepemde, bir de sen dalga geçme. Ne var ya? Modern sanatı savunmakta mı suç kızım? Şevkat! Fakat bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir alıcı gözle bakınca... yani biraz daha zorlasan bir şeyler çıkaracakmışsın, aferin. Ya senin işin gücün vardır kesin. Hadi canım, hadi. Aa, doğru ya. Zobanın üstüne kestane koyduydum. Gideyim de onları yiyeyim. Alo Gizem, ya benim yardıma ihtiyacım var. Müzik kutusu mu bu? Evet. Rahmetli babacığım böyle şehir dışına her mal almaya gidip geldiğinde işte böyle şeyler getirirdi. Hala çalışıyor bu. Çok güzel. Eskiler her şeyi güzel yaparlar imiş. Tıpkı sizin benim gibi. Siz çok sevdiyseniz adı sizin olsun. Ya bedava kabul etmem. Para vererek alırım ancak. Aşk olsun Cevdet Bey'sin. Ay hiç parayla satın alınır mı? Hani sizin olsun verdim gitti. Katiyen kabul etmem. Ama yapmayın Cevdet Bey, benim hediyemdir size. Şevkat! Dön! La bebe sen bela mısın oğlum? Nereden geldin la yine? Tuvaletin penceresi açıktı. Oradan girdim Şevkat. Pencere de biraz yüksekmiş. Tezek gibi yere yapıştım la. Keşke o tuvaletin deliğine dek geleydin de toptan kurtulaydık senden. Söyle hadi söyle peki. Tezene. Yok abi istemiyorum. Yürü git. İstemiyorum ya, keyif benim değil mi? İstemiyorum ya. Yürü. Yürü ya, yürü. Şevkat. Bakın Marikan, ben antikacıyım. Bunu dükkana koyup satacağım. Bunun üzerinden para kazanacağım. Madem öyle derseniz öyle olsun. Yalnız öyle çok para yetmez mi madem? Ne kadar ede? Vallahi etse etse 5.000 lira filan. Az mı oldu? Ne diyorsunuz Cevdet Bey'ciğim, aşk olsun yani. Bu böyle kıtırıktan bir müzik kutusu o kadar para eder mi? Eder madem, eder. Arkasında onca yaşanmışlık var bu kutunun. Tıpkı bizim gibi. Ya. Hadi hoşça kalın. Güle güle efendim. Ha, madam. Buyurun. Akşam biz Esin'le yemeğe gidecektik. Ben yer ayırttım. Ama Esin'i ayarttılar. Diskoteye götürecekler. Diyorum ki onun yerine siz yemeğe gelmez misiniz? Ah, ben de mi gitmek istersiniz? Evet. Baş başa şöyle bir günün stresini, yorgunluğunu atsak. Peki. Tamam. Akşam girip alıyorum sizi. Tamam, anlaştık. Görüşmek üzere. Güle güle. Anlaştık. Güle güle. Bağır, bağır sen Firuzancığım, bağır. Sen iki gün daha yumurta verme de ben seni bir iş yerinde verimlilik seminerine bir göndereyim, görürüz onun gününü. Ne güzel dünya be, yattığın yerden ancak gıdak gıdak gıdak, yumurtaya gelince yok. Hadi bak, amuk aç, dur oğlum. Dur, çek. Ya çekin, ne gıdı gıdı. Hadi bakayım. Dikkatli, hadi. Allah belanı versin. Ne var lan İsmail? Oğlum vallahi bak seni amok ağaçıya dövdük dururum ha. Bela mısın oğlum sen? Aşığım Şevkat. Tezeneyi bana isten o olur. İstemiyorum lan. Oğlum sen niye evleniyorsun ki? Senin genlerinin gelecek nesillere aktarılmaması lazım. İsmail. Şevkat. Ya hadi İsmail istemiyorum oğlum istemiyorum. Yürü git ya. Bak anlatamıyorum sana galiba. Senin insanlığın selameti açısından senin genlerinin azalarak kaybolması lazım. Kardeş, İsmail bak anlayamıyorum. İsmail Allah Allah. Belamı ne la? Şu son parçayı da verirsen tamamız. Ay dikkat edelim.
Ay bu borular ama çok eski. Ne yapalım, takacağız mecburen. Sonra değiştireceğiz artık. Ay. Ay. Bağırma kız. Ha, bu da iyi alıştı ha. Her gün her gün ciyak ciyak. Yok örümcek çıktı, yok tavuk gıdakladı. Bu ne ya? Hayır bir de dikkat ettim. Önceden sola bağırıyordu, şimdi koroya dönmüş. İyice işi geliştirmiş. Lan bu yoksa zobaya mobaya elimi mi bastı bu kız ya? Geldim, geldim dur. Oo maşallah maşallah. Şevkat! Sakın ağzını aç şimdi. Yüzünde gülmeye benzer bir ifade bile görmeyeceğim. Yok ya, niye güleyim? Ne var ki bunda ya? Üç tane kız bir araya gelmiş. Güzellik maskesi yapıyor. Kül maskesi. Şevkat! Yalnız bir şey söyleyeyim. Siz bu maskeden öyle çok bir şey beklemeyin ya. Bu size ekstra bir güzellik katmaz. Öyle mi? Dur ben sana bir güzellik maskesi yapayım. Şişt, tamam. Gel, tamam, gel, tamam gel, ya. Git, git, git. Tamam, git. Allah Allah. Daha yeni duştan. Of, of. O müzik kutusuna 5000 TL verdi. Aynen öyledir Niko. E o zaman şu uyuz toptancının da parasını ödeyebiliriz. Geriye para bile kalıyor. Ah çocuklar bilmiyorum ama müzik kutusu bizim hayatımızı kurtardı. Bana müsaade. Biri ikametgah istemişti, bir bakayım. Aa, e buna ne oluyor böyle? Aman sen ona boş ver. Belki birine tilkiler dolaşıyordur kafasında. Allah Allah. Ne gürültü ya. Şevkat! Kardeşim! Ya iyice saçmaladın İsmail ha. Ne yapayım oğlum, ne bu haller? Ne yapayım Şevkat? Camı çerçeveye kapattım, ben de çatı jokerimi kullandım kardeş. İnşallah o kiramitleri bir yerinden kaydırmışındır da. Ben de o zaman senin bel kemiğini bak nasıl yerinden kaydırıyor. Tezeneme feda olsun bütün bellerim. Şevkat, ne olur kardeşim tezeneyi istemeye gidelim. Ben onsuz yaşayamam. Öyle mi? Yaşama lan o zaman. Ne yapıyorsun Şevkat? Yaşama lan. Beyefendiciğim, ben bütün borcumu ödeyeceğim. Siz sadece avukatınıza söyleyiniz. Öyle icraya micraya gitmesine gerek yoktur. İyi günler, iyi günler. Aa, Cevdet Bey iade etti mi kutusun? Bu bendeki. Dedem zamanında aynısından 2 tane almış diyordunuz. Benim masamda duran bu. Anladım. Ve şimdi benimkini Cevdet Bey'e verince sen de seninkini bana getirdin, öyledir. Hayır mama. Sen Cevdet Bey'i fena kazıklamışsın diyor. Ne diyorsun sen be? Ne kazıklaması? Kim gibi kazıklamış? Cevdet 5000 TL verdi diye aldım bunu antikacıya gitti. Adam baktı, 5 para etmez dedi. Hakat mi? 100 TL verdi. Ben de bırakmadım. Sanırım Cevdet Bey antika işinden pek anlamıyor. Peki o 5000 TL niye verdi anlamadım. Ben anladım. Tabii. Sen parayı görünce gözün döndü. Değil mi? Böyle inceliklerden anlamazsın sen. Duygusuz. Ay çok uğraştırdı ama sonunda başardık. Evet evet. Ay kızlar ben böyle kendimi atom parçalamış gibi ama çok mutlu hissediyorum. Niye ki ya? Çünkü tatlım daha önce hiçbir ağrışı yapmamış bu bakımla ellerimizle yaptık bunları. Akşama diskoda bu yorgunun acısını çıkartırız. Bir de disko var değil mi akşam? Ben o zaman Bora'yı arayayım da gelsin bari o da. Ay ara. Ay mucize gibi ya. Değdi ama. Of, of. Ben de diyorum öyle karşıdan uzunları yakmış kim geliyor diye. Meğer o senin çevreye yaydığın ışıkmış Bahar. Ne var ya? Sen ne istiyorsun? Kötücül. Kötücül. Beğendim. Güzel. Sağ ol. Seni istiyorum Bahar. Bir tek seni istiyorum bu hayattan. Başka hiç isteyeceğim hiçbir şey kalmadı Bahar. Ama şimdi bu hayatını istersem seni vermez. O yüzden geldim anamdan isteyeceğim. İsteme. İsteme çünkü ben istemiyorum. Sebep? Tipe bak ya. Ne sebebi ya? Senin bir kere çapın Şevkat'in çapından daha düşük. Hadi sen sür arabanı. Sür. Ama yavaş git de toz kalkmasın buralarda. Hadi meymenetsiz. Annene selam. O. Ulan. Oğlum
Kime selamın ne selamın? Çek git. Çok güzel kız ya. Çok güzel kız lan. Oğlum çok güzel. Gene Şefkat dedi lan. Gelip çıktı karşıma gene ya. Allah Allah. Benim bu kızı kafalamam lazım. Kötüler zeki olur ya. Evet. Bu kızı kafalamam lazım. Hadi bakalım. Baksana. Ha, bir bu eksik. Bir şey mi dedin? Ha yok yok. Güzel yiyorum, eğlence. Eğlenmeye baktım. Ne güzel orada. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Bende çok manita var. Hepsi birbirine karışıyor canım. Sonra arıza çekiyor. Vallahi canım. Sekreter tutmak istiyorum ya. bizim Sanem yaşam koçu. Ona söyleyelim senin aşk hayatını şöyle bir düzene soksun. Vay ne güzel fikir ya. Hadi ya canım. Bora, sirke işine girdin herhalde. Ne diyorsun be? Hayır, suratın sirke satıyordu ondan diyorum. Sana ne ya? Sen eğlenmene baksana. Zaten ayda yılda bir kere geliyorsundur sen böyle aylara. Maalesef damsız almıyorlar. Dam dediğin İskambil'de olur kardeş. Bizde kadına kadın derler. Biz öyle senin gibi kadınları giriş kartı olarak kullanmayız. Kardeş, hanımlar bizle beraber. Yanlış olmasın, siz şöyle bir yana geçin isterseniz. Tamamdır, kusura bakma. Eyvallah, hadi iyi eğlenceler kardeş. Eyvallah. Paskal, oğlum yakışıyor mu lan sana böyle yedek kulübesinde oturmak? Hadi kızlar yalnız kaldı ya, kalk. Bayağı. Hadi gel. Hadi. Ya yok, ben böyle iyiyim. Şefkat? Aa, yok, ben Ankara havasından başka oynayamıyorum ya. Siz ne aksınız lan? Hayırdır birader, bir durum mu var? Kızlar bizimle birlikte. Biri de benim kardeşim. Biz hallettik o mevzuyu. Sen bak keyfine. Oğlum çıkın gidin. Hayır hayır birader. Hop 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 hop. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Kimse yok. Arkadaşına söyle, gelmiş bize artistlik yapıyor. Hadi konuşuyor. Tamam. Kardeş tamam. Tamam bizde. Oğlum tamam, ben konuştum o mevzuyu, kapattım, uzatma daha fazla.
El sıkışın kardeş. El sıkışın bitsin şu mevzu. Hadi uzat kardeş elini. Uzat. Hadi hadi hadi. Hadi sen de. Uzat sen de Bora. Uzat şu elini. Hadi kardeş. Siz eğlenmenize bakın. Sakin. Tamam. Geç abi. Geç. Gel kardeş oturak biz. Tamam. Sağ ol canım, sağ ol. Buyurun hocam. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler, buyurun madem. Buyursunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Buyurun. Cevdet Bey, burası nasıl güzel bir yerdir. Ne kadar kaliteli bir yerdir. Beğendiniz mi? Çok da bayıldım, bayıldım. Çok hoşum. Cevdet Bey, fiyatları gördünüz. Burası ne kazık bir yerdir. Madam, lütfen. Siz buraya iş stresini atmaya geldiniz. Takmayın kafanıza böyle şeyler. Seçmeye bakın. Bakın çok güzel şeyler var. Cevdet Bey, bakınız zenginim diye paranızı öyle çarçur etmeyiniz sağa sola. Bugün yaptığınız gibi anlamadım sanmayın. Ne? Kızdınız mı bana? Yok. Hani kızmak çok isterdim ama... o kadar zayıftınız, o kadar kibardınız, o kadar anlayışlıydınız ki... bana kızacak bir şans bırakmadınız. Peki affettiniz mi beni? Bir saatle. Müzik kutusu için verdiğiniz parayı borç olarak kabul ediyorum. Aa, lütfen. Hiç önemli değil. Bu konuyu kapatın lütfen. Tek şartım budur. Ama merak etmeyiniz. Sizin yine de bana çok büyük yardımınız dokunur. Peki. Madem öyle diyorsanız borç olsun. Tamam, bir saatim daha var. Neymiş? Yemek borcu. Yemek borcu mu? Böyle şeyin borcu mu olur madem? Bu geleneklerimizde var. Böyle jestlerin borcu olmaz. Ah be Cevdet Bey. Merak etmeyiniz. Ben size öyle... burası gibi böyle pahalı bir yerde yemek ısmarlamayacağım. Ben size benim evimde... kendi ellerimle hazırladığım yemekleri sunacağım. Evde yemek. O zaman memnuniyetle kabul ediyorum. Hem de olur. Buradan daha güzel olur. Okey, anlaştık o zaman. Seçelim şimdi. Siz benim yerime söyleyin. Tamam. Şimdi bakın çok güzel bir... Paskal nasıl çaldırdın oğlum hangi arabasını? Bu ev, bu ev ben de yani baba ya. Valla Paskal süper oynuyorsun. Teşekkür ederim canım Bersan. Hadi dön dön. Bora artık şu surat asmayı bırakır mısın lütfen? Ya kusura bakma Esin. Ben aslında Şevkat Uyuz oldum. Artistlik yapıyor ya. Sen anlamazsın böyle şeyleri. Şuraya bak ya herif diskoda ne çaldırdı. Bora, bak Şevkat benim arkadaşım, aynı zamanda komşum. Onunla iyi geçinmeni istiyorum. Esin bu konuyu kapatabilir miyiz? Olay bitti, konu da kapansın artık. Tamam? Esin, hadi sen de gel. Ay hadi gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Çok netli bak. Geç şöyle olsun. Hadi. Gel oğlum gel.
Aferin Bora. Geceyi rezil ettin. Sen Esin'in partisini rezil etmek için mi geldin ya? Yeter Gizem. Bir de sen konuşma ya. Hem siz ne bekliyorsunuz? Gitsenize. Evet evet. Gidelim. Ama sen de geliyorsun. Esin bekler onları. Hadi. Siz istiyorsanız gidin kızlar. Ben Şevkat'ı bekleyeceğim. Ona bir yumruk borcum var da. Bora. Bak Şevkat'e bir şey yapmaya kalkarsan karşında beni bulursun. Lan sırık. Oğlum ne içtin lan sen? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ben ortamı sakinleştirdikçe sen geliyorsun hır çıkarıyorsun hem de iki kere. Konuşma lan. Sen bana nasıl vurursun oğlum? Oğlum insanlara tepeden bakacağım derken alttan bıçağı yiyordun. Haberin var mı? Ya konuşma diyorum. Konuşmasın ya. Ya. Dur. Olmuyor Bora ya. Yakışmıyor sana ya. Bu gece kavga yok tamam mı? Ya bir de sen karışma Pascal. Abi siz gidin. Biz Şevkat'le kozumuzu paylaşalım. Bora yeter artık ya. Ya mahvettin bütün geceyi. Çağırdıma çağıracağıma pişman ettin ya. Bana bak. Benle kozlarını paylaşacaksan desteden kart çalmayacaksın. Anladın? Yo anlamadım. Hile yapma. El kanın ol. Tamam. Hadi Pascal. Ben kaçıyorum. Hadi gel, gel. Ben bıraktım sana. Hadi gel. Yo yo. Biz beraber geldik ya zaten. Tamam. Şey yaparsın. Hadi baba tamam. Kızlar iyi akşamlar. Kızlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sinirlenir tabii. Vurmak zorunda mıydın? Yani gidip yumruk attın sen de. Ya kızım senin avarel orada haybeye artistlik yapacağım diye adam orada alttan bıçağı takıyordu diyorum. Sen hala bana ne anlatıyorsun ya? Ya ben gitmişim mevzu çıkmadan olayı kapatmışım. Senin sırık gelip gelip kaşıyor adamları. Ne yani sen kahramanlık yaptın. Bu arada bunu sindiremedik. Kapanmış olayı tekrar açıp kendi kahraman olmak istedi öyle mi? Ya yok ne kahramanlık mahraman. Her şeyi de merak etmeyiver ya. Sen sanatçı değil misin kızım? Sanatına odaklan. Bana raconun resmini yapabilir misin Esin onu söyle. Şevkat dalga geçme şurada ciddi ciddi konuşuyoruz ya. Gerçekten siz erkeklerin arasında böyle bir çekişme mi var? Ya onlar ergenlikte olur. Ama sonra işte biri gelir ham meyveyi dalından koparır. Sonra da işte adam olma süreci başlar. Şimdi aslında dışarıdan bakıldığında aksiyonlar benzer görünür. Ama aralarında dağlar kadar fark vardır. O dağlarda da ziyadesiyle telafat olur. Anlamadın değil mi? Adaletin yoksa delikanlı olamazsın. En fazla çakal olursun. Şevkat benim kafam çok karıştı bu delikanlı lafları falan. Ben anlamıyorum hiçbir şey. Belli belli. Sen Paris'te biraz Fransız kalmışsın olaya. Burnunun ucunu göremiyorum. Şevkat söyler misin? Neyi göremiyormuşum ben burnumun ucunda? Senin o değnek benimle kozlarını paylaşıyor mayan aslında sosyete piştisinden kaçıyordu. Konuşturma beni. Sosyete piştisi ne ya? Bunu da Bora Efendi'ye sor artık. Ben de kodu yapmam. Şu ileriden sağdan aradan gir. Oradan direkt mahallede evin önüne çıkıyorsun. Ya biliyorum herhalde evimin yolunu. Allah Allah. Ondan kestirme diye ondan söylüyorum kızım. Allah Allah. İyi tamam. Yapalım dedik. Bütün gece berbat oldu ya. Aman be kızım. Dert ettiğin şeye bak ya. Yani hayat böyle. Yani niyetle akıbet her zaman birbirini tutmuyor. Buna alışman lazım. Ayrıca bir kusurumuz olduysa da affola. Yok canım ne kusuru. Tadımız kaçtı sadece. Kavga iyiydi yalnız. Bir de şöyle söyleme Şevkat ya. Şu düştüğümüz hallere bak. Ne varmış kızım halimizde? Şükredelim. Ya en azından sağ salim evimize gelebildik. Hayır. Şimdiye bir kısmımız hastanede, bir kısmımız da nezarette olabilirdi. Ya haklısın aslında. Yani çok da şey beklememek lazım. Çünkü sonra insan hayal kırıklığına uğruyor. Ya. Ha, hayal dedim. Oradan aklıma geldi.
Sana şey diyecektim ya, hani gece tatlı bitsin diye. Söyle. Ya bu Pascal'la diskoya gitme muhabbeti benim için hep bir hayaldi. Yani bunu bana yaşattığın için teşekkür ederim. Mutlu olmana çok sevindim. Eyvallah. Ha, yani bence sen de mutlu ol. Ha, sonuçta yani hayatında böyle bir gece yaşadın mı hiç daha önce? Neyse ki yaşamadım. Da benim de mutlu olacağım bir neden var aslında. Allah Allah. İddiayı kaybettin. Bir hafta kavga edemeden dururum dedin. Daha ikinci günde kaybettin. Ben onu unutmuşsun ya be. Ama benim iddiam devam ediyor. Hadi iyi geceler. Dur dur bir dakika. Bu iddia burada bitmez. Bu maç berabere bitecek. Yaz buraya. Göreceğiz. Görürüz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Zobayı kurmana yardım edeyim mi? Aklımda. Tövbe yarabbim ya. Bu da iyi al işte. Her sabah her sabah. Bu ne ya? Esin! Buradayım, buradayım. Neredesin? Ne oluyor? Yok bir şey ya. Bunu unutmuşsun da burada. Vereyim diye çağırdım. Dalga mı geçiyorsun? Ya beni ayağına çağırmak için mi çığlık attın? Evet. Ay ne var canım, yeni bir iletişim yolu keşfettim işte. Ayrıca telefondan da daha ucuz. Aman sabah esprilerim de bek tatsız. Biraz yumurtaya da bari zihnin açılsın. Peki Graham Bell'in evladı? Yarın öbür gün başın hakikaten belaya girip de çığlık attığında kim koşacak yardımına? He? Continental kahvaltı, portakal suyu. Amerika Birleşik Devletleri ya burada. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Adam haklı. Ne yaptım ben ya? Gördünüz mü lan? Ev burası. 20 numara. Şirin bir ev. Her şeyi anladınız mı Gülükler? Anladık abi. Anladık abi, anladık. Anlaşılmayacak bir şey yok ki zaten. Yılların film türü. Biz kıza saldıracağız. Sen de gelip kızı kurtaracaksın. Klişe yani. Ama klişeler işe yarar ha. Aferin lan. Aferin. Türüp ne? Şimdi şöyle... Herkes. Çok önemli bir husus var. Kıza zarar gelmeyecek. Eğer kıza zarar gelirse sizin o kalın bağırsağınız söker. Tropikada'ya yeni gelmiş turist gibi boynunuza dolarım. Dolar. Dolarım. Dolar. Ya niye böyle yapıyorsunuz canlar? Olmaz ki böyle çocuklar ya. Barış, sevgi, kardeşlik. Ya kardeş, kavga ediyorlarmış biliyor musun? Ben de geldim. Ne yapayım? Barıştırayım dedim ya. Kötü mü yaptık yani? Hadi öpüşün. Öpüşün. Öpüş bakayım. Ha? Aferin ya, aferin ya. Ne güzel çocuklarsınız. Niye kavga ediyorsunuz? Öyle değil mi arkadaş? Allah yolunu açık etsin canım benim. Ne güzel adam, ne güzel adam. Şöyle çekil lan. Yere git lan. Allah Allah. Şimdi mürettebat. Herkes yerine. Ben de burada hareket edeyim. Tamam mı? Kızın çığlığını duyar duymaz. Ayrıl ondan. Hayalara bak, gittiler kapının önüne oturdular ya. Allah'ım yarabbim ya. Ya hayvan ya bunlar. Çay da güzelmiş ya. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Selam, aleyküm selam. Aleyküm selam. Hava güzel ha. Çaycı bir çay ver bakayım. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz la? Ha? İyiyiz la şey var, otursana la. Yok oturmayayım, böyle iyi. Otur otur la, iki sohbet edek la. Şevuş, hoş geldin canım. Çay mı istedin? Çay istedim canım. Her şeyin bir bedeli var. Çay istiyorsan al bakayım şunu şöyle. Sen de bütün borçları topla gel. Al bakayım, hadi. Borçlar mı istiyorsun? Askıya gerek yok ya, ben sana hemen vereyim borçları. Lan, 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 oğlum. Al, getirdim borçları. Lan. Şimdi ben
Üçünüzü şöyle bir kafa kafaya tokuşturup bakacağım. Boş musunuz, dolu musunuz? Çıkan sese göre. Şevkat, ne biçim konuşuyorsun kardeşim ya? Canım kardeşim, iddia ne olacak ya? Çok üzüleceksiniz ama dün gece elim bir kaza sonucu ben o iddiayı kaybettim yala. Yani şimdi o benim deftere aldığım randevularınızı mecburen öne çekmek durumundayız. Şevkatciğim, canım kardeşim benim. Gerçekten her şeyi çok yanlış anlamışsın. Şiddete hayır, bu şekilde bir yere varamayız. Harbiden bak. Çok şükür. Tamam, elimi indirdim, sakin ol. Ama olmaz yani, değil mi? Değil mi kardeşim? Ne oldu la az önce? Şevoş mevoş diyordun, bir anda Şevkat oldu ha? Ne oldu la? Tamam kardeşim, tamam, sıkıntı yok. Ben kırdım, ben halledeceğim. Şimdi bir çay getir bana. Kazım, Kazım diyorum, hadi, hadi. Yürü lan, ya yapma ya. Allah Allah. Ya. Kaç, kaç. Kaç lan, kaç. Müşteri gelmiş bana bak. Ne çayı lan, manyak? Çay getir lan bana, Selo. Lan. Çıktı kız. Çok güzel kız ya. Taz biliyor musun? Hayırdır? Ne haber güzel? Şov başlı ya. Tabii ki ben ya. Senin kurtarıcın yani olacağım. Sen de benim olacaksın. Bahar. Olacağım Ercan dayı. Kahraman olmaz. Kahraman yaratılır. Kaçma. Ustam canım ustam ya. Bu kadar yetmez be lütfen ya. Yetmez koçum. Biraz daha kal orada ama amokaya çiğnen bizim kızlarla falan güzel güzel kanka ol. Çünkü bu hayvanlar kankalık olayına çok önem veriyorlar. Kal ki bir daha ustana nasıl davranmaman gerektiğini anla. Tamam mı? Peki sen bilirsin usta. Ben bilirim tabii aslanım. Sen ustana güven. Bakalım. Üzeyir. Tamam. Kazım. Tamam. Selo'nun bir seansı daha var. Şevkat! Allah belanı versin. Yine mi sen lan? Bozgır Bey'le ne zaman konuşacak? Tezeneyi ne zaman isteyeceğim bana? Tamam lan. Konuşacağım Bozgır Usta'yla. Ama önce şu hesabımızı kapatalım istersen İsmail. Kaderimse çekerim. Çekeceksin, çekeceksin tabii. Sen hiç merak etme İsmail'cim. Sen öyle kuru kuru dövmeyeceğim. Seni ben çok güzel yumurta terbiyeli döveceğim. Çok güzel yumurta terbiyeli döveceğim. Ulan ulan. Ulan sen. Lan! Lan! Dur ya! Ne oldu Bahar? Hayrola? Ne oldu? Hayvan ihlal! Ekstra bir şey yok. Rutin. Onlar turlamak istediler. Ben de kendi eksenleri etrafında turlattım. Oh! Sana ne oluyor? Ha. Ama önce ben turlatsaydım onları ya. Ne gerek var sana ya? Hadi, hadi. Gel hep peşimden. Ben o zaman burada bekleyeyim. Daha kalabalık malabalık gelirler. Bekleme de burada yürü. Oo Şevkat, buyur gel. Yok, hiç girmeyeyim Bozkır Usta, saçın ayakkabıları falan çıkartmayayım. Benimki klasik, hani müsait olduğunuz bir zaman kızınızı istemeye gelelim mi muhabbeti? Gelmeyin Şevkat. Ya usta öyle deme, bir gelelim en azından şansımızı deneyelim. Hiç olmazsa şu aday adayı olma sürecini bir başlatalım. Yok Şevkat, yok. Bende o beceriksize verecek kız yok kardeşim. Ya öyle diyorsun da, valla sen aşıksan o senden aşık Bozkır Usta. Nasıl ya? E tabi, bırak. İki dudağın arasına iğne koyup söylemeyi, vallahi çuvalda koyup söyler. Değme aşağı taş çıkarır. Yok canım, bu İsmail. Ya bizim İsmail, bizim salak İsmail. Allah Allah. Ya. Bak ne diyorum biliyor musun? Gel bizim kahvenin önünde şöyle ikiniz karşılıklı oturun. Alın bağlamaları elinize. Bir aşık atışması yapın. Sen kazanırsan kız mevzunu kapatıyorsun. Ama İsmail kazanırsa geliyoruz istemeye. Ne diyorsun? Bak bana bunlarla gel. Tamam. Ya ben onu var ya bağlama diye çalarım. Hem de mızrapsız. Tamam, kabul. Tamam, ben gidip haber vereyim o zaman. Söyle. Tamam abi, hadi iyi günler. Tamam. Vallahi büyüksün Şevkat. Sen bu aşık atışması işini icat etmeseydin var ya, benim hiç şansım olmayacaktı. Oğlum senin hala şansın yok ki. Ama sen öyleymiş gibi yaşıyorsun işte. Evet, abiler, ablalar.
Kaybedenler kazananlara çay ısmarlıyor. Tahminleri alayım. Oh ne güzelmiş la. Her türlü çayı halka yeteliyorum, parayı yine sen kaldırıyorsun. Kazan, kazan durum Şevkat. Win, win. O kazan da boşuna kaynamıyor yani. Sonuç olarak sen çay kazanıyorsun, dükkan para. Anlatabiliyor muyum? Evet, tahminler alayım. Buyurun dinliyorum. Bozkır. Eyvallah. Evet, bir bozkır daha. İsmail. Evet, İsmail'e. Bozkır usta. Bir bozkır daha geldi. İsmail diyorum. İsmail de kazanabilir beyler. Tabii İsmail be ya. Genç çocuk desteklerim ya. Kız diyeceğiz sonuçta. İsmail alır. İsmail alır. Kesin alır. O usta geldi, usta geldi. Usta geldi. Evet Şevkatçiğim, senin tahminini alayım. Ya şu manzaraya bakınca kimin kazanacağı apaçık belli şimdi. Aslansın Şevkat. Bak göreceksin, yüzün kara çıkarmayacağım. Ya, tabii ki bozkır usta diyorum. Bu dünkü bebeği vallahi mızrap diye sazına vurur ya. Başlayalım artık aşık. Estağfurullah usta. Ne demişler? Su küçüğün, söz büyüğün. Aferin lan. İyi, ben başlayayım da sen de akşama kız istemenin üzerine böyle bir soğuk su içersin. Gün be gün aşındırma be kapımı, kafamda kıracağım sazın sapını. Ben de sana verecek kız yok oğlum. Bak göstertme en agresif yapımı. Ben de sana verecek kız yok oğlum. Bak göstertme en agresif yapımı. Ver kızını şu divane gezene. Havalar soğuk bak üşümedin mi? Yiyeceğin dayağı hiç düşünmedin mi? Tezenenin etrafında dolanıp her seferde kendin kaşınmadın mı? Tezenenin etrafında dolanıp her seferde kendin kaşınmadın mı? İşte bu! İşte bu! Dayaktan morarsan da etleri korkudan koparsan da ötleri, ötleri vermezsen bana tezeni yayarım zalim baba kepsleri. Yeter bak İsmail haddini aşma. Dur dedim sabrıma taşma ha taşma. Zor veririm sana kızı İsmail. Sonra alamadım diye gelip de şaşma. Zor veririm sana kızı İsmail. Sonra alamadım diye gelip de şaşma.
Hadi İsmail. Oğlum girsene lan. Apıştı kaldı bizimki yine be ya. Bakamayacağım ben. Başla hadi. Ayaklarım her görüşte tezene çok kıymatlı teninin her gözene gözene ehnazından izin ver istemeye gelelim. Aşık İsmail ayarlasın tüm düzeni. Bozkır Usta, o zaman akşam geliyoruz herhalde. Gelin lan. Başardık Şevkat. Başardık Şevkat kardeşim. Tamam la tamam. Şş, oğlum dur tamam sakin ol la. Git hadi şey için, isteme için falan bir hazırlık yap. Hadi. Tamam. Hadi arkadaşlar. Herkes hemen sandalyesini ben aldı ben yere ya. Koysun artık. Ne bağlı adamsın lan. Çözdün lan mevzuyu. Hayırlı olsun. Ya Emanet sen kravat bağlamayı biliyor musun? Şevkat, konuşmasan tanımayacaktım. Bu kılık ne böyle? Ya şimdi dalga geçmenin sırası değil. Biliyor musun, bilmiyor musun onu söyle. Biliyorum, biliyorum gel. Ayrıca neden dalga geçeyim? Takım elbise yakışmış. Açmış seni. Vallahi. Sen kravat bağlamayı bilmiyor musun? Ya ben kravatla... Lisede ayrıldım. Gerçi o zaman da pek takmıyordum. Ceketin cebinde duruyordu. Bunu da lise ceketinin cebinden buldum, çıkardım. Nereye gidiyorsun sen böyle? Ya İsmail'i kız is... istemeye gidiyorum. Ya ben çok merak ediyorum aslında böyle kız isteme törenlerini falan. Yani seni de kız isterken görmek isterdim. Vallahi aslında araya bir tane çiçek serpsek hiç fena olmaz yani. Yani sen de gel mi diyorsun şimdi? Vallahi istiyorsan gel. Eline sağlık. Esin. Esin ne yaptın? Hazırlanıyorum, bekle 2 dakika. Vay arkadaş, bizimki dünden razıymış ya lan. Ela bre. Bugünden itibaren Bozkır Bey hava sıcaklığı 3'er derece düşüyor. 15, 12 ve nem oranı %77 artıyor. Ya kardeşim siz buraya kız istemeye mi geldiniz? Hava durumu sunmaya mı ya? Bozkır fena bozdu aga. Vallahi. Hakkı bir gol bir ha. Oho. Efendim hava durumunuz bittiyse kızı bir an önce isteyin, havanızı alın. Lafa gir lafa.
Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Ya ben zaten bugün sana kapıda anlattım ya, biliyorsunuz zaten mevzuyu. Tamam, ya beni konuşturmayın şimdi boşuna. İsmail kızınız Tezene'yi görmüş, çok sevmiş. Ama Tezene de İsmail'e karşı boş değil be ya. Ben görüyorum sağda solda böyle hafif cibeleklenmeler, bir kırıtmalar, bir şırıtmalar, ondan sonra kuyruk sallamalar. Vallahi hoş demesek kitlenecekler. Ne biçim konuşuyorsun sen be? Ya bu Cuma'da olacak işi olmayacak hale getirecek ha. Yani efendim Cuma Bey demek istiyor ki gençler karşılıklı olarak birbirlerini görmüşler, çok sevmişler. Bir de ben patavatsızın bayrak tutanıyım. Ben ne söylediğimi kulağım duymaz, bayrağı anlayış gösterin de diye de ekliyor aynı zamanda. Zaten İsmail ve Tezene'nin birbirlerini sevdikleri çok açık ortada değil mi? Saf, temiz duygularla. Tamam, elmasım. Ay ne demezsiniz, ne demezsiniz. Evet. Efendim, ne kadar güzel söylemiş şair. Dünyada diyor, aşktan diyor daha güzel bir şey var mı diyor. Şimdi bu arkadaşlar da birbirlerine aşık olmuş, sevmişler ve evlenmek istiyorlar. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yok acı. Şefkat, araya bir anekdot sokacağım. Sokma şimdi. Gencin biri çölde filozofa sormuş. Ben evlenmek istiyorum, ne tavsiye edersin diye. Filozof demiş ki, evlensen de pişman olacaksın, evlenmesen de. Ne demek şimdi o? Hiçbir şey anlamadım ben. Oğlum lan bu gerizekalı Niko ne diyor ya? Onlar bu kızı isteyecek mi istemeyecekler mi? Ben anlamadım ki aga ya. Oğlum aga maga. Evet. Bırak şu ağzını, vururum bak ağzının ortasına ha. Efendim siz Niko'ya bakmayın, o ne dediğini kendi de anlayamıyor. Niko haklı bayağı yengem. Vallahi evlilik kaşkı öldürür derler. Şefkat, ne yapıyor bu ya? Ne yapacak? Kendi kalesine gol atıyor işte. Ya siz Cuma'nın kusuruna bakmayın. Bu Cuma'nın şu dünyada anlamadığı iki tane şey var. Biri tesisat işi, öbürü de evlilik. Ne alakası var be ya? Allah Allah, ben Bozkır Bey sürekli İsmail'i ırpalıyor. Madem ona acı çektirmek istiyorsun, ver kızı da görsün en nihayetinde be. Ay çok mu komik Bozkır Bey? Haklısın karıcığım, komik bir şey değil ama yerinde bir laf. Kahve? Kahve değil mi? Adettendir. Aferin kız emanet, tam zamanında girdin kademeye. Vur, uzaklaştır defanstan topu. Bir acı kahvenizi içeriz artık. Hadi kızım, sen kahveleri pişir. Tabii anneciğim, ben hemen hallediyorum. Kızımız da maşallah ne kadar güzel. Maşallah, maşallah. Şefkat, istesene kızı. Tamam, şu kahve faslı bitsin, isteyeceğiz, acele etme. Cuma her şeyi berbat etmezse tabii. Heyecan mı yaptın lan sen? Efendim, insanoğlu evlenen bir canlıdır. Yani felsefik olarak. Sadece felsefik olarak bakmayacaksın Niko olaya ya. Bilimsel de bakacaksın. Evet. Nasıl yani? Şimdi efendim şöyle anlatayım ben size. Hani böyle ilaç yapıyorlar ya, insanlara bu ilaç iyi mi geliyor, onları zehirliyor mu diye. Önce böyle bir ne bileyim bir fareler üstünde, tavşanlar üstünde bir deney yapıyorlar ya. Yani... Sen bu konunun sonunu bir abuk subuk bir yere bağla da bak ben senin üstünde neler deniyorum. Yok be ya, tamamen bilimsel olarak yaklaşıyorum ben olaya. Diyorum ki o zaman evlilik konusunda da biz bir deney yapalım. Yani fareleri bir şeye koyalım, deneyelim, onlara bir bakalım, gözlemleyelim. Acaba fareler birbirlerini dişliyorlar mı, fişliyorlar mı? O yüzden de bakalım ona evliliği görelim. Eğer riskleri varsa evlilik yasaklarsın veya gündüz programlarına baksana. Emanet. Ben şuradan şöyle Cuma'ya bir aşırtma tekme çalsam şimdi burada ayıp olur mu ya? Aa, ayıp olacak, ayıp olur. Ne olur rezil etme. Tamam. Hayırlı olsun kardeşim. Çok sağ olun, teşekkürler. Bu ne kızım, kahveleri sen pişirmedin mi? Ne yapayım anneciğim, çok kalabalık diye ben de kahveden söyledim. Tek tek yapamam. Olur mu öyle şey be ya? Selami istemeye mi geldik biz buraya? Kimi istiyorsak kahveyi o yapacak. Eline sağlık, tenver teneke. Şefkat, bak ortam iyice fantastik bir hale gelmeye başladı. Bir an önce iste şu kızı. Sağ ol kızım.
Efendim. Bozkır abi, Gülperi yenge. Şimdi sebebi ziyaretimiz belli. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Tezene'yi oğlumuz İsmail'e istiyoruz. Oh be, sonunda. Babacığım ne duruyorsun, versene. Kızım sık boğaz etme babanı. Anneciğim yalnız her geçen saniye benim evde kalmama işliyor yani. Şimdi Şevkatçığım, kızı istediniz tamam ama yani kendisinden hiç haz etmesem de Cuma Usta doğru şeyler söyledi yani. Ne? Çok teşekkür ederim. Ben de sizden çok haz etmiyorum ama başım gördü mü üstüne? Ya şimdi siz Cuma'nın kusuruna bakmayın. Bu elektroşok aletleriyle falan çok oynuyor biliyor musun? Ondan dolayı çarpıldı marpıldı bunun beyni yandı biraz. Tabii. Ayrıca söyledikleri şeyler hiç mantıklı değil değil mi? Yo bak Cuma Usta gerçekten doğru şeyler söyledi. Evlilik sadece aşkı değil insanı da öldürüyor yahu. Hadi buyur. Allah Allah. Ne demek yani şimdi Bozkır? Bizim evliliğimiz seni öldürüyor mu? Yengeciğim siz de keşke böyle kovaylar üstünde bir deney yapsaydınız bak adamcağıza. Ya Gülperi. Ben sana aşıktım ve ne güzel türküler yakıyordum, neler söylüyordum. Ya evlendik, ne oldu? Ya bir tane türkü yakamadım ya. Neymiş? Evlilik beni öldürmüş. Ya ruhumu öldürmüş ya. Aman canım, dert ettiğin kişiye bak Bozkır abi. Aha yenge burada, aha bağlama orada. Canı sıkıldıkça alırsın bağlamayı, vurursun sazın teline ya. Yakarsın yine ya. Biz de yardımcı oluruz. Ya yok, yakamam artık. Evlilik beni öldürmüş ya. Ruhum öldürmüş. Ya! Öyle mi Bozkır? Annem gözünü seveyim otur. Otur anneciğim hadi gel. Ah Temo. Evlilik fırtınalı bir denizse bekarlık da bulanık bir bataklıktır. Yani fırtınalı deniz insanı canlı tutar ama bulanık bataklıkta yok olur ölür. O yüzden de... Ya fırtınalı denizde daha kolay boğulursun ya. Öyle mi? Demek benle evlendiğin için pişman mısın? Değildir. Hem de nasıl pişmanım. Keşke evlenmeseydim be. Şimdi ne güzel türküler yakardım. Ya baba ya. Öyle mi? Demek pişmansın. O zaman yarından tezi yok. Boşanıyoruz madem pişmansın. Boşanıyoruz lan. Nasıl? Bitirdin mi herif evliliği? Ne oluyor lan? Yapma ya. Mazlum, gönlü de zengin. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abi. Bekçisi hiç de çekemez kapısı. Sevdası mahallesi geçmez selamsız ahalisi. Kötüsü ve iyisi reflex bin kat gelir bak. Dikkat delikanlı şefkat yerinden. Yazgısı mazlum gönlü de